Skoda Hürel'in sunduğu Telefinal başlıyor. Değerli izleyenler, skorun değil futbolun yorumlandığı Telefinal'e hoş geldiniz. Evet, Telefinal'de yeni bir programda yorumcu arkadaşlarımla birlikte sizinle birlikteyiz, sizin karşınızdayız. Elazspor yoğun bir haftayı geride bıraktı değerli izleyenler. Yoğun bir hafta diyorum, Türkiye'nin gündemini hatta Avrupa'nın gündemini belirleyen Elazspor ne yazık ki Galatasaray'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bordo Beyaz temsilcimiz Sani Kabor Elazspor o büyük umutlarla çıkmıştı bu maça. Ve doğrusunu söylemek gerekirse de ayağımıza kadar da gelmişti kısmet. 89. dakikada çok umutlandık, çok sevindik ama o sevincimiz yine hüsrana uğradı, yine hüsrana dönüştü. Yine bir penaltıdan faydalanamadık, yararlanamadık. Evet, Avrupa'nın gündeminde dedim. Melo Avrupa'da yılın haftanın kalecisi seçildi. Bu da ilginç bir benzetme. Haftanın kalecisi Melo olarak belirlenmiş. Bu da bizim için acı mı diyelim yoksa bir ayıp mı diyelim bilmiyorum ama bunları konuşacağız. Galatasaray maçının öncesini konuşacağız, maçı konuşacağız, maçın sonrasını konuşacağız. Olan bitenleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz yorumcu arkadaşlarımla birlikte. Uğur Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, biz maçı İstanbul'dan izledik. Evet, öyle oldu. Senle ben şaşırdık, maç İstanbul'da diye gittik ama maç buradaymış. Daha doğrusu... Berk Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk sen de. Biz tesislere girmemiz yasaklanınca stada girmemiz de yasaktı. İstanbul'a çektik. Gittik hocam neyse maça girmek serbestmiş herhalde. İstanbul'da seyrettik. Bugün yoğunluk sende olacak. Dolayısıyla maçı canlı olarak izleyen sensin. Evet. Maçı bize değerlendireceksin. Tabii ki bizim de görüşlerimiz, bizim de yorumlarımız olacak. Çünkü konuşacak çok şey var. Maçı niye kaybettik, nasıl kaybettik? Arenada, Türk Telekom Arenada Karabük'ün 3-1 yendiği Galatasaray'a Manchester maçı sonrası zayıf bir kadroyla çıkan karşımıza Galatasaray'a nasıl yenildik? Bunları konuşacağız. Ama isterseniz, dilerseniz önce bir Süper Lig'e gidelim. Sport'ta, Süper Lig'de geride kalan 13. haftada neler oldu bakalım. Evet değerli izleyenler, Süper Lig'de 13. hafta tamamlandı ve Elazspor son sıradaki yerinden kurtulamadı maalesef aldığı mağlubiyette. Üstüne üstlük rakipleriyle arasındaki fark biraz biraz açılmaya başlandı. Son sıralar şekillenmeye başlandı. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden 13. hafta toplu sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın müsabakalarını ekranlarınıza getirelim. Beşiktaş 3, Akhisar Belediye 1, Mersin İdman Yurdu 2, Karabük Spor 1, Kasımpaşa 1, Ordu Spor 1, Sanika Bor Elazığ Spor 0, Galatasaray 1, Bursa Spor 1, Medikal Park Antalya Spor 1, Gaziantep Spor 2, İstanbul Büyükşehir Belediye 1, Fenerbahçe 4, Gençler Birliği 1, Sivas Spor 4, Kayseri Spor 2, Trabzon Spor 0, Eskişehir Spor 3. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şöyle. Lider Galatasaray puanı 25, Fenerbahçe 2. sırada puanı 23, 3. sıradaki Medikal Park Antalya Spor'un puanı 23, Beşiktaş 4. sırada puanı 22. 21 puanlı iki takımdan Eskişehir Spor 5. Kasımpaşa 6. sırada. 19'ar puanlı iki takımdan Trabzonspor 7. Sivas Spor 8. sırada. 18'ar puanlı 3 takımdan Bursa Spor 9. Gençler Birliği 10. Ordu Spor 11. sırada. Karabük Spor 12. sırada puanı 15. 13. sırada bulunan Gaziantep Spor'un puanı 15. 14. sırada bulunan Kayseri Spor'un puanı 14. 12'şer puanlı iki takımdan İstanbul Büyükşehir Belediye 15. Mersin İdman Yurdu 16. sırada. Akhisar Belediye 17. sırada ve puanı 10. 18. ve son sırada bulunan Sanika Boru Elazığ Spor'un puanı ise 9. Ligde 14. hafta programında şu maçlar yer alıyor. Galatasaray Gaziantep Spor, Karabük Spor Sanika Boru Elazığ Spor, Akhisar Belediye Bursa Spor, Ordu Spor Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Sivas Spor, Medikal Park Antalya Spor Mersin İdman Yurdu, Kayseri Spor Fenerbahçe, Eskişehir Spor Kasımpaşa, Gençler Birliği Trabzonspor.
Evet, geride kalan 13. haftada puan durumu da bu şekilde oluştu. Galatasaray aldığı galibiyetle 25 puanla liderliğini devam ettirirken Eraspor son sıradaki yerini korudu. Programı açarken de söyledim. Umutlu girdiğimiz bir haftaydı. Galatasaray'ı biraz da yorgun yakalamıştık. Manchester United galibiyetinin zafer sarhoşluğunda yakalamıştık. Bu umutlarla Atatürk Stadı'na çıktık ama beklediğimiz olmadı. Niye olmadığını da biraz sonra Vehbi Hocam'la, Uğur Hocam'la birlikte değerlendireceğiz. Biz biraz maç öncesini konuşalım dilerseniz. Nasıl bir hava vardı? Tabii maç öncesini konuşurken de artık belli mesajların belli yerlere gitmesi lazım. Herkesin kendi takımını tutması açısından. Niye diyeceksiniz? İşte bir Galatasaray geldi. Fenerbahçe gelemedi. İzmir'de karşılaştık ama Beşiktaş gelecek ve o üç büyükleri tutanlarımız, bizler de dahil hepimiz göreceğiz ki o takımların nasıl kollandığını, Anadolu kulüplerinin nasıl ezildiğini canlı olarak gözlerimize göreceğiz. Ama daha üzen taraf nedir derseniz, işte yıllarca Elazığsporluyum diyenlerin Galatasaray geldiği zaman bordo beyazlı kaşkollarla Galatasaray'ı karşılaması, hatta onun tribünde yer almasıydı. Onlara da saygı duyuyoruz. Futboldur bu. Elbette herkes tuttuğu takımın tribününde yer alacak. Bunu da böyle biliyoruz ama hep bahsederiz ya, önce Elazığspor diye. Önce Elazığsporlu olduğumuz, üç büyüklerle oynadığımız zaman ortaya çıkıyor kimlerin Elazığsporlu olduğu veya olmadığı. Bilmiyorum be hocam, böyle bir giriş yaptık ama doğru mu söyledik? Doğru tabii. Aslında Anadolu'nun güçsüz kalmasına ya da Anadolu'nun hani İstanbul egemenliği diye bahsedilen üç büyüklerin yıllarca Türk futbolunda zirvede oturmana yol açan bir neden. Elbette o kulüplere bir saygı duyuyoruz. Dediğiniz gibi işte Elazığspor'dan önce de varlardı. Birçok Anadolu kulübünden önce oldukları için zaten bu gelenek, belki dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, hiçbir ülkesinde görülmeyen bu gelenek Türkiye'de alışına gelmiş gibi artık çocuklar doğuştan üç büyük takımdan birini tutarak onun taraftarı olarak günümüze gelmişler. Ancak zamanımızda artık her şehrin, her ilçenin işte profesyonel liglerde temsilcisi olmasa da birçok ilin temsilcileri var. Dolayısıyla burada işte Anadolu kenti önemli, Trabzon. Trabzon'da herhalde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tutanlar sadece ama sadece tabii elde edilen şampiyonluklardan dolayı o da dördüncü büyük diye niteleniyor ama herhalde Trabzon'daki memurların dışında Trabzon'un yerlisi olup da üç büyükleri tutan, onlara sempati duyan ekip yok. Ben daha evvel de örnek vermiştim. Bunun en güzel örneği Gaziantepspor'un Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi sırasında 3-0 galip olduğu bir müsabakada ikinci yarıda Fenerbahçe Gaziantep'i kendi sahasında 4-3 mağlup ettiği zaman o dönem Gaziantepspor'un başkanı olan Sayın Celal Doğan çıktı. Maçtan sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar, biz bugün 3-0'lık skoru avantajı ele geçirmemize rağmen şampiyon olabilirdik. Eğer bugün galip gelseydik Gaziantepspor şampiyon olacaktı. Ancak maçın ardından Gaziantep'te eğer Fenerbahçe maç kazandığı için ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde ettiği için konvoy oluşuyorsa biz şampiyon olamayız. Gerek de yok dedi ve o gün bıraktı. Yani bu çok manidar bir deyim ve değerlendirme. Neticede demek ki biz Elazığlılar olarak tam manasıyla tamamı, nüfusumuzun tamamı sadece ama sadece Elazığspor taraftarı olursa o zaman tabii ki bu kulüp güçlenecek. En azından üç büyüklere duyduğumuz sempati kadar. Tabii bunun nedenleri var. İşte ertesi gün devlet dairesinde, ertesi gün okulda, ertesi gün iş yerinde vatandaşlar birbirlerini kızdırıyorlar. İşte Galatasaray'la Fenerbahçeli'yle bir şakanın, bir esprinin içerisine giriyor ya da bir zıtlaşmanın, tartışmanın içine giriyor. Bu rekabet de olayı buraya kadar taşıyor. Dediğiniz çok doğru ama o gün burada beyaz berelerini ya da atkılarını alıp hava da soğuktu. Atatürk Stadyumu'na koşan Elazığlı bayanları da çocukları da gördük. Elazığspor taraftar kitlesinin dışındaki insanlardan bahsedecek olursak. Ama dediğiniz gibi Elazığlı olup, hatta Malatyalı olup, Bingöllü olup da Elazığ'a gelip Diyarbakır'dan da, hatta pankart da açmışlardı. Diyarbakır'dan yani çevre illerden o gün gelip Galatasaray tribününü tamamen dolduran taraftarlar da vardı. Ama bu Atatürk Stadyumu niye dolmadı sorusuna gelirse o zaman Elazığlıların ilgisinden bahsetmek mümkün değil. Çünkü tanıdıklarımız, maç öncesinde bize gelen telefonlar, ki biz bu konuda haber dahi yapmadık. Kamuoyunu bu manada bilinçlendirmek de vardı. Ama karışmadık.
Yönetim bilet fiyatlarını tespit etmiştir. Biz karışmayalım, gelebilen gelsin dedik. Evet. Ama bunu haber yapanlar oldu. Daha sonra yönetim de efendim biletler bitmedi, nereden çıkarıyorsunuz şeklinde bir de açıklama yaptı. Ama biz Kanal 23 olarak tamamen bunun dışındaydık. Onu da bir kez daha belirtelim Sayın Menekşi. Evet hocam, şimdi her yönetim haklı olarak üç büyüklerle oynanan maçı bekler. Biz hasılat. Buna saygı duyuyoruz, hasılat yönünden. Ama burada asıl olan eğer Elazığspor'un Süper Lig'de kalmasıysa artık bu tür maçlarda bir yerde paranın da maddiyatın da ikinci planda bırakılması gerekirdi. Bakın stat girişinde kapılar kırılmış. 12 ve 13 nolu kapı kırılmış. Evet. Artı otobüs girişindeki yerden taraftarlar içeri girmişler. Şimdi sizin iki tane taraftar grubunuz var. Bu iki taraftar grubu da son derece önemli gruplar. Bugüne kadar karda, yağmurda, çamurda, deplasmanda her yerde destek veriyorlar. Ha nasıl destek veriyorlar? Yönetimin maddi katkılarıyla şunla bunu o beni ilgilendirmiyor. Zaman zaman biz taraftar gruplarının yaptığı hareketleri buradan eleştirdik de. Ama şu bir gerçek ki artık takımlar taraftar gruplarıyla var. O taraftar gruplarıyla istişareye geçecek olanlar, o taraftar gruplarını eğitecek olanlar veya zarar vermeyecek şekilde davranmasını sağlayacak olanlar yine yönetimlerdir. Sadece para vererek veya maddi katkı sağlayarak taraftar grubu takımın lehinde kullanılamaz. Onları yöneteceksiniz de, eğiteceksiniz de. Evet. Ama geldiğimiz süreçte bakıyoruz Galatasaray maçında taraftar gruplarının sıkıntılı anlar yaşadığını görüyoruz. Yani takımın tam desteğe ihtiyacı olduğu zaman Galatasaray'ı 12. adamla yeneceğiniz zaman da taraftar gruplarının dışlandığını görüyoruz. Yani zor zamanda ki bizde de aynı şey oluyor. Zor zamanda basınımızla yan yanayız, desteğiz, omuz omuzayız. Nasıl şampiyonluk gelip de işin şov kısmı geldiği zaman ben yaptım, biz yaptık, kimseye ihtiyacımız yok ortamı geliyor. Burada taraftar gruplarının da bu maçta ben etkisiz kılındığını görüyorum. Ha kale arkalarına verilerek değil, onu yanlış anlaşılmasın ama bilmiyorum artık. Onu daha fazla da buradan açıklamak istemiyorum çünkü suç unsuru oluşturacak deyimler kullanabiliriz. Yönetim de zor duruma düşürecek cümleler kurabiliriz. Taraftarla Elazığspor yönetimi veya ilgili yöneticinin bağının iyi olmadığına inanıyorum ben. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani yıllarca hep örnek verdik, söyledik. Yönetimlere de sadece bugün iş başında bulunanlar için demiyorum. Evet. Çoğu zaman onları muhatap da almıyorum ben. Elazığspor yönetimi yokmuş gibi davranıyoruz. Çünkü Elazığspor kulübü bizim futbolcusuyla, teknik heyetiyle ve Elazığspor unvanıyla. O açıdan ben şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir yönetim kendi taraftar grubunu yönlendiren ve bunu da taraftardan sorumlu yönetici kisvesiyle görevlendirilen üyesi aracılığıyla yapan bir kurumdur. O nedenle taraftar grupları Beşiktaş'ın dünya cümle neredeyse artık çarşı grubunu nasıl yönlendirdiği ama çarşı grubunun da etkinliklerini her zaman biliyoruz, her anlamda varlar. Beşiktaş kulübüyle yönetimle ilişkileri yıllardır sürüyor ve çok büyük bir güç. Şimdi ulusal basından aldığımız görüşleri dile getireceğiz. O yazarlardan bir tanesi, geçmişte de Elazığ Ataş Stadyumu'nda maçlarımızı yönetmiş olan Serdar Tatlı bir hakem. Elazığ taraftarını yıllar sonra değerlendiriyor. Diyor ki işte sessizlerdi veya sinema seyreder gibi seyrettiler. Evet. Rıdvan Dilmen Elazığspor'un 2002-2003 futbol sezonunda Süper Lig'de olduğu zaman ilk kez bir yorum yapmış. Elazığ taraftarına tiyatro seyircisi demişti. Ses çıkmıyor diye. Hakemin rahatsız edilmediği konusunda Serdar Tatlı'nın tespiti var. Çok doğru. Şimdi maraton tribününü biz yıllar sonra boş gördük. Kenarlar bomboş vaziyette ve orada maçı izleyen taraftarlarımız tezahürat yapmak istemelerine rağmen organize olamadılar. Evet. Dolayısıyla bu da maça yansıdı. Galatasaray'ın daha baskı altına alınmasına, hakemin baskı altına alınmasına engel oldu. Öylesine bir ortamdı. Ama taraftar grupları kale arkasından 90 dakika tezahürat yapmalarına rağmen etkisiz kaldılar. Doğrusu bu. Ama yönetim bir maçta onları maratonun kenarlarına alıyor. Bir maçta kale arkasından gönderiyorsa bu konuda zaten dediğiniz organizasyonsuzluk kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani daha biz bu konuya bir çözüm getirememişiz. Evet. Yani neredeyse yıllardır bu kulübün içerisinde yönetici olarak bulunan insanlar demiyorlar. Sene başında düşünmüyorlar bunu. Kombine bilet gibi düşünmüyorlar. Diğer konular gibi düşünmüyorlar. Kendilerine yapılan önerileri de yanlış anlıyorlar. Anlasınlar, biz önerilerde de bulunmuyoruz. Biz kamuoyuna
taraftarın sesini duyurmaya çalışıyoruz. O zaman sene başında oturursunuz. Biz geçen sene şunları şunları yaşadık. Bu tecrübemiz var. Ne yapalım arkadaşlar? Taraftar desteğini sağlamak için ne yapalım? Bir karar verirsiniz, onu uygularsınız. Bunu maçtan maça değiştirirseniz ondan sonra taraftar grubunun içeri girememesi konusu olur. Bir maçta, bir önceki maçta taraftar grubunun biri küsüp gidip dışarıda Lig TV'den maçları takip ediyor. Bir maçta bir taraftar grubu var, diğeri yok. Yani bu konuda organizasyon eksikliğinin olduğu gün gibi ortada ve evet, yanlış yapılıyor. Evet Uğur Hocam, maç öncesi elbette dediğim gibi İstanbul Fesane günlerindeydik. Evet. Güzel de bir organizasyon, tabi eksikleriyle, fazlalıklarıyla güzel de bir organizasyon. Onu da sonra konuşacağız daha sonraki programlarımızda ama maç öncesi ne düşünüyordun veyahut da görüşün nedir bu maç öncesinde? Neler söyleyeceksin? Şimdi öncelikle o programın başında Vehbi Hocam'a yönetmiş olduğunuz o sorudan birazcık da ben bahsetmek istiyorum. O Elazığ'daki, daha doğrusu Türkiye'deki üç büyüklere karşı duyulan o sempati, o taraftarlık olayı. Şu bir gerçek, herkesin bir o üç büyüklerden, hemen hemen herkesin, her futbol severin üç büyüklerden birine bir sempatisi vardır veya bir futbol olayı vardır. Bunun da altındaki sebep şudur. Türkiye liglerinde üç büyüklerin dışında sürekli ligler kurulduğundan beridir orada kalan takım yok. Yani Diyarbakır çıkıyor, düşüyor. Trabzon uzun yıllardır orada ama Bursa bile düşmüş bir takım. Sonuç itibariyle Süper Lig'de mücadele eden takımlardan birine bir ilgi duyacaksa bu kendi takımı olamıyor ne yazık ki. Kendi takımı çıktığı zaman da bu sefer ikilem içerisinde kalıyor. O mu bu mu? İşte Galatasaray mı Elazığspor mu, Fenerbahçe mi Elazığspor mu diye bir tereddüt içerisinde kalıyor. Dolayısıyla gerçek taraftarlık orada ortaya çıkıyor. Yani eğer ikisi arasında oynanan karşılaşmada Elazığspor'u destekliyorsa veya ona karşı bilgi duyuyorsa, işte o zaman demek ki Elazığspor taraftarı, gerçek Elazığspor taraftarı, eğer diğer takımı tutuyorsa bu sefer işte birazcık daha ne kadar gerçekçi olduğu da tartışılır. Birçok insan belki de ya yok ya ben Elazığspor'u tutuyorum dese bile tutmadığı da ne yazık ki ortaya çıkıyor. Yani kimse yanlış anlamasın. Evet. Havalandaki karşılamaya karşı değilim. Karşılasınlar elbette. Tuttuğu takımı gitsin. O ünlü futbolcuyla beraber resim çektirsin. Bunlar gayet normal, gayet tabii şeyler ama iş orada takımını destekleme noktasına geldiğinde birazcık daha öyle insanların daha duygusal, daha milliyetçi davranmaları gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Kimse benimle aynı düşünce olmak zorunda değil. Bir kere bunu söyleyeyim yani. Galatasaray Elazığspor maçı hakkında neler düşünüyordum? Bir kere ben çok ümitliydim. Ümitli olmamın temel sebebi de şuydu. Yılmaz Vural büyük takımlara karşı her zaman bir üstünlük sağlamıştır. Hele hele kendisinin biraz Fenerbahçe taraftarı olduğunu biliyorum ama ben doğru mudur yanlış mıdır bilemiyorum ama öyle bir ulusal basında bu tür haberleri çünkü yer alıyor zaman zaman. Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü çok daha fazladır. O yüzden büyük takımlara karşı üstünlük sağlamasını bildiğinden dolayı bu karşılaşmada da ben Elazığspor'u birazcık daha böyle favori gibi görüyordum. En azından yenilmez diye düşünüyordum. Ki aslında bakıldığında gidişata da pek yenilmez sayılmaz yani. Evet belki skora yansımadı ama bunları bir araya getirdiğimizde hakikaten Elazığspor'a yazık da oldu diyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi biz İstanbul'daydık. Ne yazık ki çıplak gözle izleyemedik. Hakikaten çıplak gözle izlemekle beyaz camda izlemek arasında dağlar kadar fark var. Beyaz camda izlerken spikerin söylediklerine mahkum oluyorsunuz. Etkisi altında kalıyorsunuz. Kalıyorsun yani. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmek lazım. Ama çıplak gözle izlediğin zaman net bir şekilde görüyorsun. Kendi değerlendirmeni, kendi yorumunu yapıyorsun. Doğruysa da yanlışsa da o senin fikrin, o senin düşüncen oluyor. Ama televizyonda seyrederken o spikerin düşüncesini %70, %80 oranında alıyorsun. İşte kendi fikirlerini yanında süslüyorsun. O yüzden bugün Vehbi Hocam'ın daha çok işinin olduğunu, her zaman çok işi var ama bugün biraz daha artacak gibi. Evet hocam, şimdi ben hasbelkader Barcelona'nın bütün maçlarını takip ediyorum. Keyif alıyorum çünkü seyretmekten. Evet.
Gece yarısı bile olsa. Kaçırsam bile gece yarısı tekrarını izliyorum. Evet. 3'te falan. Yaş ortalamasına bakıyorum. Gencecik çocuklar. Bir prolları var. O da bir oynuyor, bir oynamıyor. Zaman zaman oynuyor yaşlı olarak. Ki o da gençleri aratmıyor. Gösterdiği performansla. Beşiktaş bu sene feda senesi dedi. Herkes küme düşmeye oynar dedi. Beşiktaş'a bakıyorum. Puantajda ikinci sırada yer alıyor. Dördüncü sırada evet. Ve puanı 22. Yani bir diğer 3 puan gerisinde. Başarılı olan takımlara bakıyorum. Korkmadan gençleştirmeyi yapan takımlar. Manchester United yaş ortalamasını yapmadı ama gencecik bir takımla geliyor. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi maç oynuyor. Kıran kırana bir maç oynuyor. Evet. Ve Elazığspor'da halen bir korku var. Nedir? Tecrübeli oyuncu oynatmasam kaybeder miyim korkusu? Ya arkadaş, Allah rızası için tecrübeli oyuncuları oynat 13 haftada 9 puan kazandı. Keşke şu 9 puanı gençlerle kazansaydık da kaybettiğimiz puanların yerine gençler kazanmış olsaydık. Gelelim kadroya hocam. Buradan yola çıkarak gelelim. Maça çıkan kadroya. Arkadaşlar kadroyu ekrana getirebilirsek. İveşya. Kalecinin yaşına bir şey demiyorum. İveşya kalede. Orhan Ak, Amr Zaki, Köksal Yedek, Ahmet Görkem Gök, Helve Tum, Aydın Karabulut, Murat Kayalı, Sezer Badur, Bilika ve Faubert. Evet, baktığımız zaman defansta sol tarafta Orhan, Bilika ile Görkem ortada ki ben Görkem'i tebrik ediyorum seyrettiğim kadarıyla. Evet. Görkem şunu anlattı. Benim hiç kimseden farkım yok dedi. Burada ben de oynarım dedi. Oynasam da hiçbir şey kaybetmeyecek dedi. Aferin. Sağ bek Faubert. Ben Faubert'te kızmıyorum. Niye kızmıyorum onu da söyleyeyim. Adam geldiği günden beri nerede oynayacağını bilemedi. Şaşırtı. Yani onu getiren Bülent Uygun bile 4 ayrı yerde oynattı. Şimdi Yılmaz Vural habire yerini değiştiriyor. Onun için Faubert iyi veya kötü kızmıyorum. Sezer ve Murat. Murat oynadığı futbolla kendini gösteriyor. Sezer 3 haftadır ne yaptığını hep beraber görüyoruz. Aydın 2 maç süper. 2 maç yıldızları döküyor. Bir maç cezalı, bir maç sonra sahada yok. Varlığı yokluğu belli değil. Sağ tarafta Köksal. Ben Köksal'ı canı gönülden kutluyorum. Köksal kardeşimi. Bizi mahcup etmediği için kutluyorum. Bizi haklı çıkardığı için kutluyorum ama bunları dediğim için haftaya kadroya girebilir mi bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Köksal'ın aleyhine mi konuşuyorum, lehine mi konuşuyorum. Oynadığı futbolla şampiyon takımın bu ligde iyi işler yapabileceğinin mesajını veriyor. Ortaya koyduğu futbolla. Ve ileride Mısır kaptanı mıydı, aslanı mıydı? Gladyatör oldu, mıydı? Arslan oldu, kaptan oldu, gol kralı oldu. Evet, Mısır göremediğimiz Tum'la, Zakir'le, Zaki'yle. Herbet Tum'a da bir şey demiyorum. Niye demiyorum? Adamın futbol anlayışı bu değil. Sayın Vural kendisi söyledi. Orta sahadan hareketli, sürekli hareketli bir santrafor tipi dedi. Biz ileriye onu çakıyoruz dedi. O da onu yapamıyor falan dedi. O yapamıyorsa o zaman oynatma. Değiştir hocam. Oynatma o zaman. 11 bu hocam. Önce Uğur hocam 11 değerlendirsin. Tabii. Uzun değerlendirecek. Tabii buyurun. Uğur hocam. Ben 11'i değerlendirdim. Bilmiyorum. Tabii. Yani eklenebilecek belki bir şeyler olabilir. Tabii bizim Sabek'in cezalı olmasından dolayı neydi ismi unuttum şimdi. Adem'in cezalı olmasından dolayı orada daha önce de denenmiş olan Faubert'in oynanması birazcık normal karşılanabilir ama benim bundan işte 2 ay önceyle şimdiyi kıyaslayacak olursak mesela bu sistemde bu oyuncu kadrosuyla Bülent Hoca'nın elinde kadro oluşsaydı, bu şekilde çıkması istenseydi ben eminim burada sol bekte Marvin olacaktı, Orhan stoperde olacaktı. Görkem yine yedekte olacaktı. Bu anlamda Yılmaz Hoca'yı tebrik ediyorum. Yani burada Görkem'e güvendi, formayı verdi. Görkem de herhalde utandırmadı diye düşünüyorum. Hocam biz yani güvenmediklerini eleştiriyoruz. Güvendiklerini takdir ediyoruz zaten. Evet. Güvenmediklerini işte eleştiriyoruz. Takdirini de söyleyelim. O evet. Açıdan söylüyorum. Evet. Söylediğiniz doğru. Bunun dışında tabii Murat'ın zaman zaman bu mevkide çok iyi şeyler yaptığını da görüyorduk. O da normal diye karşılanabilir. Diğerleri zaten gol
vuruşa, gol sonucuna ulaşmak istiyorsan, gol atmak istiyorsan Tunda Zaki ikilisinden normal. Köksal'ı da eğer Faubert'i sahaya çekmişsen onun da sağ açıkta veya orta sahanın sağında oynaması gayet normal. Bana göre o mevki dışında hepsi beklediğim şeylerdi. Orada bir tereddütüm vardı. Ama olumlu şekli bu yani, onu söyleyebilirim. Hocam beklediğim derken o zaman Sayın Her tereddütten dolayı beklediğim yani, Sayın Ural'ın yerinde olsan siz de bu kadroyu çıkaracaktınız o zaman. O zaman hemen. Şöyle söyleyeyim. Ben boşuna eleştiriyorum o zaman. Hayır, o sizin kendi şu fikriniz. Hocam herhalde yani Yılmaz Vural'ın yani, çıkardığı kadroyu bakan, Yılmaz Vural böyle bir kadro çıkardı onu bekliyordum demek istiyorum. Hayır, bizim konuşmak istediğim şu hocama. Diyorum ki ben eleştiriyle başladım kapı açmak için. Hı-hı. Evet. Bugüne kadar eleştirmeden 11'i değerlendirdik, çıkan 11'i. Niye? Hocama saygımız var dedik. Antrenmanı yapan hocamız dedik. Çıkardığı 11'e saygımız var dedik ama evet. Bakın ben konuşmaya nasıl girdim? Bu takım 9 puan topladı dedim 13 maçta. O zaman Görkem kendini ispat etmişse, Köksal kendini ispat etmişse, Murat Kayalı kendini ispat etmişse hocam artık şu 11'in dışına çık dedim. Gençlere güven dedim. Sahaya çıkan 11'in yerleri doğru anlamında demedim. Sahaya çıkanlar yanlış anlamında. Şimdi sahaya çıkanların bakıldığında önümüzdeki haftalarda bunu belirleyecek. Yani sonucu etkileyen geçen hafta da söylemiştik burada programda. Dedik ki sonradan giren oyuncular sonucu değiştiriyor. Yani Sinan değiştiriyor, Serdar değiştiriyor değil mi? Bunlar değiştiriyor. Artık bunların 11'de yer olması gerektiğini zaten söyledik. Ama 3 aşağı 5 yukarı hocanın anlayışı, elindeki kadro ve işte birazcık böyle daha geniş düşünmeme nedeniyle bu kadroyu çıkartmasını bekliyordum. Bu yüzden normal karşıladım. Çıkarmasını bekliyordum. İdeal 11 değil yani. Ne o benim 11'im. Yani buna yakın ama tam birebir diyemem. O ayrı bir olay. Peki. Hocam sizin görüşünüzde Uğur Hocam'la anlaşamadık. Şimdi bu kadroda Uğur Hocam'a şurada katılıyorum. Bilikan'ın yanında Görkem'i oynatması. Yani ne olur ne olmaz diye. Çünkü geçen sezondan bu takımda forma giyenlerin gitmemesi, o takımın dağılmaması gerektiğini biz Haziran ayından beri hatta evet, daha öncesinden beri söylüyoruz. Hadi oldu bitti gönderildi. Sinan gibi futbolcu gönderildi. Bilmem artık tek tek hepsini saymaya gerek yok. Ama Sayın Vural'ın yaptığı bir açıklama var. Daha evvel Elazpor Başkanı'nın ben Spahia'yı getirdim. Eğer iyi çıkmazsa bedelini kendi cebimden ödeyeceğim diye bir açıklaması var elimizde. Bunun yanı sıra Sayın Yılmaz Vural'ın da Elazığ'a geldikten sonra ikinci hafta sanırım yaptığı bir açıklama yine var. Spahia bu kadro için yetersiz. Yani 28 kişilik kadroda bir tek Spahia'nın ismini açıklıyor. Niyeyse Sayın Vural. Spahia yetersiz. Onu devre arasında artık bir başka takıma kiralar mıyız yoksa geri mi göndeririz bilemiyorum dediği evet. ifadesinden yola çıkacak olursak zaten Spahia'nın kadroya girmesi beklenmiyordu. O zaman Görkem'in dışında belki dediğiniz gibi ama Marvin'le de bir sorun olduğu için Marvin de evet, bir anlamda kadro dışı. O nedenle Orhan'ın solda, Bilkan'ın orada, Görkem'in de büyük ihtimalle tandemin ikilisinde Bilkan'la beraber oynayacağı belliydi. Yani zaten vardı. Sağa bakıyoruz Adem, üçümüzün de evet. sene başından beri iyi transfer, isabetli transfer dediği bir futbolcumuz. Hatta ben geçen telefinalde Adem'in atıldığına, pardon Adem'in cezalı duruma düştüğüne çok üzülüyorum dedim. Sıkıntı belli oldu. Çünkü orada oynatacağınız futbolcu yok. Öte yandan o herkesin abi dediği bizim dışımızda abi, Elazpor'un abisi konumuna gelen bir menajerin futbolcusu var. Atahan Menekşe. Niye oynamıyor bilmiyorum. Çok etkili olan o menajer buna niye etki yapmıyor? Her neyse. Atahan Menekşe de şimdi 18'de bile olmadığına göre düşünün. Demek ki burada tek alternatifsiz bir isim var. Oynayabilecek ki o mevkinin adamı değil. Favert. Şimdi niye 21 transfer dediğimizde bize kızanlar, bize sitem edenler buyurun işte bakın futbolcu arıyoruz. 28 kişilik kadromuz var. Futbolcu arıyoruz ki bir 11 yapalım. Favort'un yeri değil, oraya çekildi. Mecburen. O zaman dörtlü savunmanın nasıl ortaya çıktığı belli. Zaten form durumuna baksın bakmasın Sayın Vural'ın tek kaleci tercihi İveşa. Geçiyoruz öne. Murat bir var bir yok. Bir 18 dışında bir içeride hadi sakatlıktan çıktı dönemler gördük ama takımın gidişatını değiştirdiği maçlar da gördük. Ve Banko isim olması gerektiğinden bahsettik. Beğenilmeyen
Bankasya 1. Lig'de şampiyon olan kadrodan Murat, Görkem şu maçın en iyileri. Analizine geçeriz. Ben kadroyu sayıp geçiyorum. Sezer ön libero'da oynadığı sürece yok. Galatasaray maçında eleştireceğimiz yönleri de var. Oyunun dışında bir de arkadaşıyla Göksu'yla tartışması var. Evet. Bunlar çok önemli. Sezer burada daha evvel yetersiz olduğunu zaten gösterdi. 2-3 maçta rakibe pres yapacak, gelip savunma yapacak, gidip hücuma katılacak, oyunu iki yönlü oynayacak özellikle olmadığını gösterdi. Ama 11'de. Köksal zaten sene başından beri bu takımda en sivrilen isimlerden biri. Aydın'ın iki maçta zirve yaptığını Ordu, Eskişehir herkes biliyor. O yüzden onun oynamaması diye bir durum söz konusu değil. Ama geldik Zaki ile Tuma. Bir hafta evvel İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında az daha mağlubiyete yol açan iki tane isim Sayın Vural tarafından dışarı alındılar. Hatta ben sordum. Zaki yok, Tum yok. Ama geldiler bugün forma giydiler diye Favrit'le beraber. Onlar 700 bin euroluk futbolcular ve İstanbul Büyükşehir'le beraber kaldık diye Sayın Hocam bize karşı savunma yaptı. En azından eğer bir önceki maçtaki performanslarını değerlendirecek olursak, ondan önceki maçtaki performanslarını değerlendirecek olursak, bir takımda 11 niye değişir, bir takımda 18 niye değişir? Herhalde bir önceki maç baz alınır, daha sonra hafta içindeki antrenmanlara bakılır, ondan sonra da ona göre bir 11 yapılır. Şimdi Tum'la Zaki haftalardır bu takımda yer almayan ya da çok mükemmel lanse edilmelerine rağmen bu sezon geride kalan 12 haftada bu takıma bir katkı sağlamayan, hadi Tum ilk 7 haftada ayaktaydı, gerçekten ayaktaydı ama Sayın Vural göreve başladığı 8. haftadan itibaren Tum kendini çekemiyor. O kadar ağır, topa koşamıyor, ayağına gelen topu tutamıyor. Ben hatırlıyorum, Fenerbahçe maçında attığı golü bir kenara bırakın, Tum top tutuşuyla Elazığspor'a vakit kazandırdı, Elazığspor'a nefes aldırdı. Yorumunu yapan da benim, inkar etmiyorum. İlk 7 hafta çok çok da iyi maçlar oynadı ama biz haftalardır bunu söylüyoruz artık Sayın Vural'a. Tum'un performansı gittikçe düşüyor. Hocam bu adam ne zaman o zaman geçip kenarda oturacak? Yani performansı iyi de olsa kötü de olsa Tum kadroda. O zaman elinizdeki elemanlara eğer saygımız varsa şu 11'in dışındakilere, o mevkiye alternatif olacak isimlere saygımız varsa ve hocamız, biz hep 7 haftalık periyotta neden şikayetçiydik? Giden teknik direktör formayı adaletli dağıtmıyor diye. Sayın Vural geldi, ben burada stüdyoda yüzüne söyledim. Hocam şu kadrodan tamam 21 transfer yapılmış, bir sürü hata yapıldı. Elazığspor'un kimyası bozuldu ama şu mevcut kadrodan hiç değilse formayı hak edenlere formayı verirseniz bu takımın başarılı olacağına inanıyoruz. Bunu söyledik. Şimdi Sayın Vural göreve başlayalı 6 hafta geçti. Evet. Ve Sayın Vural milli takım arası da var. En azından bir ayını giden teknik direktöre teşekkür ederek geçirdi her maçtan sonra. Şu maçtan sonra artık teşekkür etmedi. İstanbul Büyükşehir maçından evvel belki de bizim eleştirilerimiz üzerine. Ama eğer bu kadar formsuzlarsa Sayın Hocam Tum'la Zaki şu maçta Elazığspor'un el freniydiler. Yani yanında maç kurtaran Göksu varsa niye 11'de başlatmıyorsun? Ben sonradan oyunu aldım, oyunu hareket getirdim dediğin Serdar eğer kenarda oturuyorsa niye bu İstanbul Büyükşehir maçında eğer maçı kurtardıysa girdiği dakikalardan itibaren fizik özelliklerini de ben değerlendiriyorum. O zaman Göksu'yla Serdar şurada niye Zaki ile Tum'un yerinde olmasın? Niye 11'de başlamasın? Şimdi Sayın Vural'ın çelişkileri o kadar belirgin ki bakın müdahale edip de Serdar'ı oyunu alıp Elazığspor'un sağ kanadı kullanmasını mı istedi? Eğer istediyse daha sonra maç sonu yaptığı açıklamaya bu ters. Niye? Çünkü Zaki sakatlandığı için oyundan alınmış. Yani Zaki kötü olduğu için değil, sakatlandığı için oyundan alınmış. Eğer bu böyleyse o zaman hocam sen Serdar'ı oraya hareketlendirmek için falan almadın. Yani şu 11 eğer zorunluluklar, Favrit başka alternatif yok. Atan Menekşi de bugüne kadar oynamadı. Oynatıyorsan sözüm yok. Hepsi zorunlu olarak oynuyor. Geçtik. Önde de Sezer'le Murat da hadi zorunlu olarak çıktılar sahaya. Ön libero başka alternatif yok. Geçtik. Köksal'la Aydın formdalar, oynatılmaları gerekir.
Ama Zeki ile Tum'un oynatılmaları gerektiğini, alternatiflerine de bakacak olursak kimse bana izah edemez. Hocam şimdi sol bekte her zaman sıkıntıyı dile getiriyor. Evet. Mesela alternatif. Evet. Aslında sağda da aynı durum söz konusu. Yani doğru. O da doğru. Bakıldığında orada da doğru. Bir alternatif. Ama oraya sağ diye alınan bir futbolcu var. Şimdi Orhan'ın dışında tabii Marvin var. Marvin ön orta saha oyuncusu. Biz bunlar olmadan da söylüyorduk. Favort'u haftalarca söyledik. Ofansif yönü güçlü. Geçmişte falan yerde de oynamış diye getiriyoruz o mevkinin adamı olmayan bir futbolcuyu oynattık. Peki Galatasaray maçında Favort'u hücumda gösterin bana. Favort'un yediğimiz gol de dahil olmak üzere sağ kanatta defansif görevini yerine getirdiğini söyleyin bana. Ama niye orada bir Atahan Menekşe diye bir alternatif var. Niye alındı hocam? Niye alındı? O zaman eğer yetersiz diyorsan ha, niye Bülent Uygun'a teşekkür ediyorsun Sayın Hocam? Evet. Çok pırıl pırıl bir kadro, çok iyi bir kadro. Hayır, kadron elbette iyi olabilir. Biz zaten o kadar da karşı çıkmıyoruz ama bizim karşı çıktığımız neydi? 21 futbolcu aldınız arkadaşlar. Evet, alternatif evet. Kadro kurdunuz buna rağmen. Hocam kaleci rağmen, kaleci hariç iki tane takım yaparım ben yani, 21 tane futbolcu transfer edersem. Baştan beri savunduğumuz ne arkadaş? Şampiyon takım kalsın. Sen yine yerlerine birer tane alternatif evet. al. 11 kişi al. Evet. 21 kişi aldın. Sen halen alternatif bulamıyorsan, sağ bek, sol bek bilmem ne bulamıyorsan. Yok, yok. O zaman bir yerlerde yanlış var. Bunu söylediğimiz için tukaka olmuşuz. Evet. Bunu söylediğimiz için kötü adam olmuşuz. Doğru mu? Olalım hocam. Biz hayır biz, hocam. Biz düşüncemizi, gerçekleri, kamuoyunun da gördüğü gerçekleri dile getiriyoruz. Var mı şimdi? Biz mağlubiyetten sonra böyle konuşmuyoruz. Evet. Biz ligler başlamadan bunu söyledik. Ligler başlamadan hocam, söyledik. Şey transfer bunu, başlamadan söyledik. Bunu, evet. Bunu taraftar da söylüyor. İnanın sokaktaki insan da söylüyor. Ama onlar ekranlarda olmadığı için sesini duyuramıyor. Evet. Hakikaten şimdi bakın forum sitelerine bakın. Yorumlara bakın, haberlerin altındaki yorumlara. Bizim söylediklerimizden çok farklı değil yani. Ne zaman Sayın İnceoğlu? Sene başında Temmuz ayında yazdığımız, ben 3 Temmuz tarihli sayımı çıkarırım. Altına yorum yaptırıyorlardı. O menajer, evet, o evet, doğru. Bizi istemeyenler veya bizi hasım görenler organize olmuşlardı. İnternet sitelerinde yorum yaptırıyorlardı. Zaki gelecek, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaş akıl var, mantık var. Toplama bir takım yaparsan bu takımı Süper Lig'de sen zor bir araya getirirsin. Sayın Bülent Uygun'un attığı tweetleri siz evet. takip ediyordunuz değil mi? Hı hı. Zaki şu takıma gelinceye kadar 1,5 ay reklamı yapıldı. 1,5 ay. 13 hafta geçti. Nerede o Zaki? Nerede o Zaki? Mısır'ın gladyatörü, Mısır'ın gol kralı. Sayın Uygun boğa diye bahsediyordu. Mısır boğası gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Biz ne diyorduk o zaman? İşte gördük, Mısır boğası da geldi. Yani şu takıma Bilika hakkını yemeyelim. Şu maçta da dahil. Evet. Bilika transfer edilir. İveşa transfer edilir. Bu takıma Adem transfer edilir. Tüm transfer edilir. Tüm'ün kötü olduğunu söylemiyoruz. Evet. Performansı düşük olduğu için niye oynatılıyor diye eleştiriyoruz. Ama bunun dışında işte Aydın iki maç oynadı. Bıraktı. Yok ortada. Evet. O zaman bunlardan hocam verim aldığınız futbolcuları sahaya sürün. Bizim sizden istediğimiz bu. Her hafta anlatılıyor, her hafta hatalar ortaya çıkıyor ama biz aynı futbolculara mahkum olarak sahaya çıkıyoruz. Bu defa kamuoyunun umudu da tükeniyor, kalmıyor. Hocam umudu tükenmeyenlerden biri yazmış. Programın sonuna, ilk bölümün sonuna geldik. Sevgili Erhan Kuvat yazmış. Hocam hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Benim sorum şu olacak. Neden halen daha Elazığspor Kulüp Başkanı neden camiye umut verici, toparlayıcı bir açıklama yapmıyor? Ben bir taraftar olarak soruyorum diyor. Sevgili Kuvat tabii onu bize değil başkana soruyor. Zikler, Pascal ve Sipahiye'yi transfer edenlerin gözleri kör müydü? Ben Bülent Uygun'a hakkımı helal etmiyorum. Yine de Yılmaz Vural hocama güveniyorum. Sevgili Kuvat elbette biz de güveniyoruz. Bu ekranlardan Sayın Yılmaz Vural Uğur hocamın yerinde otururken biz de güvenimizi belirttik, söyledik. Halen de güveniyoruz. Ama eğer Arif'i kadro dışı kaldıktan sonra kadrosu kaldığın yerden çağırıp çağırdığı hafta kadroya alan Yılmaz Vural sonraki haftalarda almıyorsa kusura bakmasın ama bunun nedenini açıklasın. Bu kadroyu yaparken insan Yılmaz Vural rahat değil demek ki. Birilerinin etkisi var demek ki. Eğer Arif Şahin almıyorsa. Arif Şahin gider girmez o beni ilgilendirmiyor ama bir örnek veriyorum. Yanlışsa düzeltin hocam. Doğru. Arif Şahin Bülent Uygun zamanında kadro dışı bırakıldı. Bursaspor altyapısıyla çalışmaya gitti. Orada çalıştı.
Sayın Vural gelir gelmez Arif Şahin geldi. Geldiği hafta 15 dakikada olsa forma giydi. Doğru mu? Evet. Ondan sonra Arif Şahin ne forma giydi ne kadroda yer aldı. Ha, o zaman buradan yola çıkarak diyorum ki Sayın Vural kadroyu kurarken demek ki birilerinin altı çiziliyor. Bu kadroya girmeyecek deniliyor. Ben öyle yorumluyorum. Nasıl ki birilerine açıklama yapmayacaksın, birilerle konuşmayacaksınız deniliyorsa Sayın Vural'a, kadro kurulurken de birilerini almayacaksın deniliyor. Bilmiyorum benim ha, bu bizim şunu da söyleyelim hocam. Yanlış anlayanlar da olur. Yanlış yönlendirenler de olur yine. Bu bize Arif'in gelip dert yanmasından falan değil. Biz Arif'le bu konuda bir fikir alışverişinde de bulunmuyoruz. Onu da söyleyelim. Biz hiçbir zaman hiçbir futbolcunun düdüğünü çıkıp bu ekranlardan çalmadık. Biz kendi görüşümüzü söylüyoruz. Elazığspor'un rakip savunmanın arkasına ölçülü pas atacak, Köksal'ı gol pozisyonuna sokacak, Aydın'ı gol pozisyonuna sokacak, hatta Tum'u gol pozisyonuna sokacak futbolcuya ihtiyacı var diyorlarsa alternatif göstersinler bana. Alternatif yok. O zaman Arif senin futbolcun ise niye faydalanmıyorsun arkadaş? Niye faydalanmıyorsun? Dediğiniz gibi göreve gelince tüm yaşananlara rağmen onu affettiriyor. Eğer Sayın Vural kadroya çağırıyorsa şimdi niye oynatmıyor? Formu mu düşük? Tum'dan ya da Zaki'den daha mı fizik açısından geri? Bunları söylesin. Ben diyeyim ki tamam hocam oynatma. Ya evet. Tek başına Arif bu takımı toparlayacak demiyoruz. Ama futbolcular da işte Görkemlidir, Göksu'sudur, bilmem Arif'idir, Murat Kayalısı. Bakın bunların arasında uyum var, uyum. Topu aldıkları zaman kendi arkadaşlarının özelliklerini biliyorlar. Ona göre bir durum ortaya koyacaklar. Biz sene başında bunları savunurken ya ne var 3 haftada uyum da sağlarlar. Ona göre böyle futbolcular şöyle futbolcular da dendi. Olmadı. Olmadı. Futbolun gerçekleri ortada. Hocam bir mail daha okuyup reklam arasına gideceğim. Sevgili kardeşimiz Cem Polat, eleştirecek bir şeyler bulmuşsunuz yine. Cidden tuhafsınız. Elazığspor üzerinde ellerinizi çekin artık diye bir yorum yapmış. Sevgili Polat, hani şunu demesinler hep iyi olur. Bizim elimiz yok ki Elazığspor'da. Sayın Polat, bu eller Elazığspor'u üçüncülüğün kapısından aldı. Bu eller ikincilikte şampiyon yaptı. Bu eller Süper Lig'e çıkarttı. Kusura bakmasın, bu ellerin Elazığspor'un başarısızlığında hiçbir rolü yok. Sıkıntıya düştüğünde bu eller tuttu kaldırdı Elazığspor'u. Ama ne zamanki şampiyonluk geldi, tabii ki bu eller geriye doğru çekildi. Şimdi biz gördüğümüz aksaklıkları söylüyoruz. Tabii ki bunu söylerken de bir rant peşinde değiliz. Bir hevesimiz yok, bir idealimiz yok, başkan olacak halimiz yok, teknik direktör olacak halimiz yok. Bir tek kaygımız var Elazığspor'un başarısızlığı, Elazığspor'un zor geldiği yerden kolay dönmesi. Bizim çırpınmamız, bizim çabamız budur. Elazığspor'un bu ligde kalıcı olmasıdır. Çünkü biz Fesane'yi de gördük, Elazığ tanıtım günlerinde gördük ve şunu rahatlıkla diyebilirim ki o Fesane'de aylarca hazırlanıp yapılan tanıtımın Elazığspor bir saat içinde, 1,5 saat içinde yapıyor tüm dünyaya. Elazığspor'un nasıl bir marka olduğunu bilenlerdeniz. Onun için rahat ol sevgili kardeşim. Bizim ellerimiz hiçbir zaman zarar getirmez. Tam tersi rahatlatıcı masaj yapar. Evet, kısa bir reklam arası. Sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Skoda Hürel'in sunduğu Telefinal devam ediyor. Değerli izleyiciler, Telefinal'de ikinci bölümde yeniden birlikteyiz. Hemen ikinci bölüme başlarken ben Facebook'tan bize ulaşan ama ismini zikredemediğimiz seyircilerimizden özür diliyorum. Çünkü program formatı gereği ben onları okuyorum, gündeme getiriyorum, yorumcu arkadaşlarıma soruyorum. Ama hepsini tek tek okumakta herhalde siz de hak verirsiniz ki programın tamamını alacaktır. Ama bir tek kişiye selam göndermek istiyorum. O da sevgili İbrahim Süt Erzurum'dan bizi izliyormuş.
Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. O da iyi Belaspor taraftarı. Evet hocam, fazla zamanımız yok çünkü gazete manşetlerimiz var. Ulusal yaygın medyada yazarların yorumları var. Bir de çok konuşulan, çok tartışılan penaltı pozisyonunun değerlendirmesi var. Bu konuda Uğur hocama fazla maç hakkında, o da benim gibi olduğu için yorum hakkında fazla söz vermeyeceğim ama penaltı kısmında falan konuşuruz daha tabii, çok. Tabii. Ben her iki yarıyı da genel olarak değerlendirmenizi isteyeceğim çok kısa olarak. Nasıl bir maçtı Sanika Borreira Spor Galatasaray maçı? Nasıl bir 90 dakikaydı? Evet. Şimdi Elazığspor maça iyi başlayan taraftı. Bu gerçek. Ama neyle? Köksal'ın o dripling özelliğiyle, rakip kaleye çok çabuk en kısa yoldan gitme isteğiyle. Dolayısıyla biz Görkem'le Bilikan'ın iyi bir ikili oluşturduğunu söyleyelim. Deminki eleştirilerimiz de onaydı. Yani eğer Bilika Görkem başarılı olduysa bu müsabakada, inşallah Sayın Vural haftaya eski sisteme dönmez yine. En azından bu bölgede. Onun için Elazığspor 15 dakika, 20 dakikalık bir süreç, ki bu Galatasaray'ın etkisini göstermeye başladığı 25'e kadar da uzatırabilir. Ama enteresan bir şey oldu. Burada Sayın Vural Köksal pekala Riera'nın üzerine de gidiyordu. Ona yardım etmeyen bir Galatasaray orta sahası da vardı. Ve savunması da vardı. Orada çok evet. iyi boşluklar bulduk. Ataklarımızı geliştirdik, ortalar yaptık. Tabii ki Tumla Zaki'nin etkisizliği daha ilk 10 dakikada ortaya çıktı. Köksal'ın taşıdığı toplarda ortaya çıktı. Bir de en büyük sıkıntımız mesela Köksal'ın götürüp ön direğe kestiği ya da işte Fabert'in geriden ortaladığı, ikinci yarıda özellikle Galatasaray'ın üzerine o 1-0'dan sonra gittiğimiz dakikalarda Serdar'ın etkili olduğu dakikalarda ön direğe koşan bir futbolcu yok. Yani hatırlayın, Sinan Göksu ikilisi oynadığı zaman Elazığspor'da, biri Göksu diyelim forvet arkası, Sinan tek santrforsa Sinan ön direğe koşu yapar, Göksu de arka direğe koşu yapar. Orta sahadan da işte Arif'le veya diğer gelenlerle beraber Elazığspor hücumda çoğalarak golü bulurdu. Zaki ile Tum arka direkte top bekliyorlar. Yani Köksal taşıyacak yarı saha, onu ortalayacak. O Galatasaray savunması hata yapacak. Zaki ile Tum'a gelecek, onları da vuracak, gol olacak. Bu şekilde gole gidemeyeceğimiz zaten ilk yarıda o üstün oynadığımız anlarda dahi belli oldu. Evet. Daha sonra Galatasaray biraz kendine geldi ve oyunda dengeyi kurdu. İlk yarı hemen hemen pozisyonsuz geçti diyebiliriz yani. Köksal'ın cezasına girdiği pozisyon var. Rakip kaleye gittiğimiz tehlikeli pozisyonlar var. Bir pozisyonda offside diye Elmander'in girdiği pozisyon vardı. Orada da İveşa şu maçta yenildik, belki hatalı gol yedi ama hakikaten yine çok net pozisyonlar çıkarttı. İkinci yarıda hiç kimsenin memnun olmadığı Tumla Zaki, herhalde Sayın Vural görevlerini yaptıklarına inandıkları için, inandığı için onları ikinci yarıda Elazığspor'un 11'ini değiştirmeyerek sahaya sürdü. Ama burada artık Fatih Terim'in kendi takımının savunmasının sıkıntılarını veya hücuma yönelmenin sıkıntılarını ortadan kaldırıcı bir değişiklik yaptığını gördük. Mesela Elmander etkisizdi. Hiç düşünmeden Sayın Terim onu oyundan aldı. Orta sahasını güçlendirdi Aydın'ı oyuna alarak ve o dakikadan itibaren Galatasaray hiç kimsenin beklemediği şekilde ikinci yarıya çok etkili başladı ve daha 5. dakikada da, yani ikinci yarının 5. dakikasında, 50. dakikada da bir hatadan gol yedik. Ama Sayın Vural hani enteresan bir gol diyeceğine, onun Favert'in kanadından geldiğini görmeli. Onu atlarsa önümüzdeki haftalarda yine bu anlamda hata yapar. Ve Favert ortada yokken Riera Galatasaray'ın savunmasının solunda oynayan eleman çıktı geldi. Bizim yarı alanda duran top falan da değildi. Onu da özellikle belirtelim. Top oyundaydı. Yaptığı ortayı İveşa herhalde tereddütte kaldı. Biraz da iyi ve kavisli bir ortaydı. İveşa çelinceye kadar zaten yekteye çarptı. Tekrar yekte onu tamamladı ve gol oldu. Murat bir ön libero nasıl oynanır onun örneklerini yine bu maçta da gösterdi. Yani gelip Murat Kayalı'nın kurtardığı iki net pozisyon var. Savunmanın arkasına sarkarak çıkardığı iki pozisyon var. Hücumda Köksal ilk yarıda etkiliyken Sayın Vural onu Aydın'la yer değiştirdi. Belki Aydın'ı etkili hale getirmek istedi ama bu bir anlamda Elazığspor'un da hızını kesti. Sayın Vural onu da değerlendirmeli bence.
İkinci yarıda da zaten dediğim gibi Galatasaray'ın artık ayağa top oynaması, 1-0 öne geçmesi Elazığspor'un bir manada savunma güvenliğini de kaybetmesine neden oldu. Tabii Galatasaray'ın bu arada yani penaltının olduğu noktaya kadar, o dakikaya, o ana kadar yakaladığı çok net fırsatlar var. Ama İveşan'ın kurtarışlarını inkar etmemek lazım. Bu sadece Galatasaraylı futbolcuların beceriksizliği değil yani. Yatmış, ayağıyla kurtarmış ya da Galatasaraylı futbolcular değerlendirememiş diyelim. Rakibe verdiğimiz pozisyon sayısı Sayın Vural'ın hesapladığı kadar değil kesinlikle. Galatasaray eğer o pozisyonları gole çevirse Elazığspor hakikaten fark yerdi daha ikinci yarıda. Murat da ön direğe yaptığı bir koşu nedeniyle Serdar'ın yaptığı bir ortaydı sanırım. Evet. Murat'ın kaçırdığı bir pozisyonumuz var. Ondan sonra da Serdar'ın Melo'nun da bozduğu, ofsaydı bozduğu bir pozisyonda yine Görkem'in hücuma çıkardığı bir top. Görkem gerçekten başarılıydı. Sadece savunma anlamında bakılmamalı. Diğer savunma elemanlarının geçen haftalarda Bilikan'ın ya da Sedat'ın yapmadıklarını yaptı. Topa basıp orta sahayla oynadı. Bu da Elazığspor'un bir anlamda hücuma daha biraz organize çıkmasına neden oldu. Serdar'ın hareketlilik getirdiği zaten kesin. Ama yine biz ön arka direkt koşularını yapmadığımız için sıkıntı buradaydı. Sinan tercihini önce yaptı. Daha sonra Serdar'la peşinden de Göksu'yu oyuna aldı ama penaltıya ayrı bir oraya hiç girmeyeyim. Onu ayrı değerlendiririz yazılarımızdan sonra ve hazırladığımız betereden sonra. Ama şunu söyleyeyim ben. Murat bir pozisyon döndüreye koşup gol pozisyona girebiliyorsa işte ön arka direk paylaşımı yapabilecek bir ikili Elazığspor'a rahatlıkla golü getirebilirdi. Biz bundan mahrum kaldık. Göksu'nun da bence oyuna Sinan'ın yerine önce alınması gerekirken Göksu yine son 10 dakikada oyuna alındı. Belki de penaltı bu nedenle de oyuna sığmadığı için de kaçtı diyebiliriz Melo faktörünün dışında. Evet hocam, penaltı kaçar, kaçırılır. Biz bunu hep eleştirdik de, Favobert'in atmasını eleştirdik. Göksu'nun atması evet. Doğru muydu? O ayrı bir konu. Kaleci mi kurtarır, futbolcu mu kaçırır? Hani kaleye geçersiniz o 7.32'lik kale hangar kapısı gibi gelir de penaltıyı atarken dersiniz buradan top nasıl geçecek, bu kalenin evet. Top nasıl geçecek diye düşünürsünüz. Evet. Fakat penaltıdan kaçmasından ziyade penaltıyı Melo'nun kurtarması gündeme getirdi. Tabii biraz da Türk seyircisi, hatta teknik adamı, futbolcusu kuralları tam bilmeden maç izliyor, maç oynuyor. Maalesef. Bunu ortaya çıkardık. Yani şimdi kural hatası nedir? Hakem hatası nedir? Yorum evet. Hatası nedir? Evet. Bunu iyi kavramak lazım. Bu yani ulusal yaygın medyada da bu sık sık gündeme geldi işte. Kural hatası. Ya kural hatası olduğu zaman maç tekrarlanır. Bu kadar basit. Kesinlikle. Ama hakem hatası olduğu zaman bu yoruma girer. Evet. Dolayısıyla hakem hatası olarak kalır. Kime yapılmışsa o hata, o ceremesini çeker gider. Evet. Ha, hakem cezalandırılır, cezalandırılmaz, o ayrı bir konu. Şimdi gelelim penaltıya. Önemli bir dakika. Biz bunu hocamla İstanbul'da da seyrederken de orada yorumunu evet. Yaptık. Eğer son 10 dakika 1-0 girebilirsek, hani evet. Fark artmazsa bu maçta beraberlik kesin diye yorum getirdik. Çünkü Galatasaray'ın son dakikalarda panikleyeceğini, Elazığspor'un tüm gücüyle yüklenip orada bir karambol golü bulabileceğini söyledik ama tebrik etmek lazım. Serdar oyuna girdikten sonra gençlik aşısı işte tuttu. Evet, bizim evet. Haklı çıktığımız bir kez daha ortaya çıktı. O da transfer, yeni transferlerden biz kötü demiyoruz. Demiyoruz. Sağ olsun, girdikten sonra penaltıdan önce de zaten sinyallerini vermişti o kanadı, felç etmişti. Net gol pozisyonlarının hazırlayıcısıydı. Penaltı pozisyonunda da Görkem'in defans arkasına attığı bir topa çok iyi hareketlendi. Görkem'in diyorum evet. Savunmadan. Orta evet. Sahanın yapamadığı işi Görkem yaptı. Önemli olan 88. dakikada o topun atılması, o pozisyonun bulunması idi. Bulduk o pozisyonu. Penaltı mı değil mi? Penaltıysa kırmızı kart gerekiyor mu? Önce orayı bir konuşalım. Sonra penaltı vuruşuna geçelim. Evet. Penaltı atışına demiyorum. Penaltı vuruşuna. Geçelim diyorum. Penaltı mı hocam? Kırmızı kart gerekiyor muydu? Tabii bu pasajı açarken bahsettiğiniz konuya ben de değineyim. Şimdi kahvelerde veya evlerde fark etmez. Bir oyun oynanırken bunun adı okey de olsa, bunun adı Beşiktaş da olsa önce bir hani okey oynayalım ya da Beşiktaş oynayalım dendiğinde ya nasıl oynayacağız denir. Kuralları yani kuralı konulur. Evet. Türkiye'de maalesef teknik adamlar, Sayın Yılmaz Vural da buna dahil, üzülerek söylüyorum, 27 yıllık teknik direktör
Ama kuralın bilinmesi lazım. Çünkü teknik adamlar kendi futbolcularını anlatmaları gerekir. Biz öyle yapıyorduk. Hakem hocasını çağırırsınız, değişen kurallar hakkında her sene bilgi alırsınız. Ama Türkiye'de maalesef tartışmaların nedeni de bu. Teknik direktörler artı futbolcular, yöneticiler hakeza. Bunun yanı sıra ulusalda yorum yapan insanları ben hayretle izliyorum. Onların bile ya bu kuralı kaldırsınlar veya işte bu kural yanlış şeklinde yorumları var. Evet. Penaltı atışı yok. Sayın Menengiz söyledi. Bakın açın kural kitabını. Bugün ulusalda yorum yapan eski hakemler bilirler. Onları muaf tutuyorum çünkü onlar doğru kullanıyor. Arkadaşlar maç anlatıyor. Serbest atış. Ne demek serbest atış ya? Atış yani futbolda oyun kurallarında iki tane atış var. Birisi hakem atışı, öteki taç atışı. Başka atış yok. Penaltı evet. Atış değildir. Penaltı vuruştur. Çok mu önemli? Evet önemli. Yani futbol kurallarını bilip bilmediğiniz zaten o kullandığınız bir kelimeden dahi ortaya çıkıyor, belli oluyor. O yüzden bakın ulusalda yılların yorumcuları hala penaltı atışları diyorlar. Değil. Penaltı atışı değil, penaltı vuruşu. Geçtik bunu. Bir penaltı vuruşunda ihlaller nedir, ne değildir bunun bilinmesi lazım. Tabii bunu biz veteremizle gündeme getirir o zaman da konuşuruz. Ben sözü uzatmayayım. Ama benim kendi görüşüm, ulusalda bunu farklı yorumlayanlar da var. Serdar'ın hareketinde, Müslüman'ın yaptığı harekette kesinlikle orantısız güç müdürsünüz veya kontrolsüz hareket midirsiniz? Serdar'a yapılan hareket kesin penaltı. Ben kırmızı kart olarak doğru karar verdiğine inanıyorum hakemin. Benim görüşüm de bu. Sevgili Mehdi ile maçın ardından yaptığımız programda da aynısını söyledim. Dolayısıyla burada penaltıyı tekrarlamasıyla hakem belki aldıysa eksi notu aldı. Metin Tokat gözlemciydi. Ama o pozisyonun kırmızı kart ve ihraç olduğunu kabul ediyorum ben de. Maçın ardından yaptığım yorumu tekrarlıyorum. Yani. Evet Uğur Hocam. Penaltı oldu. Kaleye Melo geçti. Dedim ki eyvah. Melo'nun lakabından dolayı biraz, dedin, belki insanlar yanlış de anlarlar onu. Onu ben söylemeyeceğim, o cümleyi söylemeyeceğim. Melo'nun penaltıyı kurtarabileceğini düşündüm. Evet. Çünkü lakabından dolayı, unvanından dolayı. Ve penaltıyı kurtardı Melo. Ne diyeceksin o dramatik şimdi, dakika tabii, için? Öncelikle o penaltı pozisyonu kırmızı kart mı değil mi onu ben bir kendi yorumumu katayım. Şimdi nedir kural? Mutlak gol pozisyonu var ise, mutlak gol pozisyonuna girecekse oyuncu kırmızı kart görülür. Bariz gol şansı varsa. Şimdi eğer sağ tarafa doğru topu çekmiş olsaydı o bariz gol şansı yok olmuş olurdu. Serdar direkt gitti. O yüzden bariz gol şansı var, kırmızı kart doğru karar. Evet. Benim düşüncem bu, onu söylemiş olayım. Melo kendisine kendi itirafı, yani bu bizim Türk toplumunda belki ayıp karşılanıyor ama kendisi Brezilyalı, kendisini Pitbull'la benzetiyor. Evet. Pitbull'a benzetmesi nedeniyle de Pitbull'a havaya bir şey attığında havada yakalar. Ben dedim ki eyvah bu yakalar ve yakaladı. Yani işin doğrusu bu, işin esprisi bu. Hakikaten maç öncesinde bu düşünce içerisinde bunu da değerlendirdim, dillendirdim. Ne yazık ki doğru çıktı. İşin kötü tarafı da bu. Ha nedir? Belki de kalede Melo değil de Muster olsaydı o gol olma ihtimali daha yüksekti. Kurallara uyacağı için olurdu. Kurallara uyacaktı bu bir. İkincisi Göksu daha ciddi alacaktı belki. Hani ben gayri ciddi attı demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mutlaka işini doğru yapmıştır ama yani ya işte buna da zaten atarım belki düşünce içerisinde. Bilinçaltına böyle bir şey yerleşmiş olabilir. Bu anlamda söylüyorum. O kural dediğiniz gibi doğru. Orada da yine belki yani biz burada değerlendirme yapamadık ama siz de aynı değerlendirme yapmışsınız. Duyamadık. Maçın ardından yapmışsınız galiba. Sıcağı sıcağına. Yani hakem ikinci sarı kartı göstermekten mi acaba çekindi diye düşünmeye evet. başladım ben. Siz de aynı düşünce içerisinde evet. Olmuşsunuz zaten. Ama şu bir gerçek. Aksi görüş var mıdır ulusal basında? Yok var. Mudur bilmiyorum ama o pozisyonun, o vuruşun tekrar edilmesi gerekirdi. Evet. Ama tekrar edilmedi. Bu da Eraspor'un en az bir puanla, en az diyorum çünkü eğer biz o golü atabilmiş olsaydık uzatmalarla beraber bir 3 dakika falan önümüzde zaman olacaktı. Galatasaray galibiyet için üzerimize geldiği zaman biz öyle bir kaleciye bir gol atma şansımız çok daha yüksek olacaktı diye düşünüyorum. Oyun 4 dakika uzatıldı. Bu konuda da en cesur yorumu
hakikaten Sergen Yalçın yaptı. Hakem o 4 dakikada Galatasaray bir gol daha yerse diye maçı bile zor bitirdi dedi ki doğru. Evet. Evet. Peki evet. Hocam şimdi tüm yorumlara karşı her zamanki gibi biz olaya biraz daha objektif bakmaya çalıştık ve biraz da bunu bahane, fırsat bilerek bu konunun açıklığa kavuşması için araştırma haberi yaptınız. Evet. Ben spor servisimizde kutluyorum sevgili Abdullah'ı, Mehdi'yi. Gerçekten genç çocuklar, gençliğe güvenmenin faydaları işte. Tabii. Arı gibi çalışıyorlar, emek veriyorlar. Dilerseniz değerli izleyenler, spor servisimizin yaptığı penaltı haberini bir izleyelim. Daha sonra da yorumlarımızı yapalım. Spor Galatasaray maçında kaleye geçen Galatasaraylı oyuncu Melo'nun penaltı vuruşu sırasında yaptığı açık ihlal nedeniyle vuruşun tekrarlanması gerekirken ulusal medyadaki yorumlar bu konuda haber ve yorum yapanların futbol oyun kuralları hakkındaki bilgisizlik ve yetersizliklerini de ortaya koyuyor. Penaltı vuruşunun tekrarlatılmaması nedeniyle kuralın değiştirilmesini isteyenler de bir hayli fazla. Bence bu da çok tartışılacak. Yani. Şey, o penaltının tekrarı lazım. Belki gol yiyecek tekrar. Önemlisi bir konu değil. Yani o iki defa ceza almaz bir takım. Bu şey de aykırı. Hukuka da aykırı yani. Zaten penaltı veriyorsun. Ama niye alıyorsun? İşte bu kuralın değişmesi lazım diyorum ben. Yani bu kuralın değiştirmesi lazım. Kesinlikle. Zaten cezayı veriyorsun abi. İkinci bir cezaya gerek yok. Ya bence ben hakem kararın altında ezildi. Bir karar verdi. Sonra o Mustafa'yı görünce sakatlamış vaziyette şaşırdı. Ve ondan sonra da verdiği hiçbir karar zaten kendinde değil. İzleyicimiz de diyor ki Melo çizgi önünde ve sarı kartı vardı. İkinci sarı kart gösterilmeliydi, atılmalıydı, penaltıda tekrar edilmeliydi diyor. Bu yorumların yanı sıra Sanika Boru Elazığ Spor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na itiraza bulunacaklarına dair açıklaması da futbol oyun kurallarının yeterince bilinmediğini ortaya koydu. Tüm bu olup bitenlere ve penaltı vuruşunun tekrarlatılmadığını öne sürenlere karşı Kanal 23 Spor Servisi'nin hazırladığı örnek görüntüleri izliyoruz şimdi. Amerika Futbol Ligi'nden DC United Portland maçındayız. All the way through towards Cooper. It's a penalty. Referee Jeff Gamble points to the spot as Cooper was hauled down. And here's the Timbers' chance in the 64th minute. It's that Manjakovic again. Ceza alanında yapılan harekete hakem penaltı kararını veriyor. Kaleci yerinde ve vuruşun yapılmasını bekliyor. You've every right to give a penalty if the defender is holding you that tight and pulling the centre forward down. You cannot do that in the 18-yard box. DC is arguing Jakovic got the ball, but as you say, he had both of his arms wrapped around, and perhaps part of the reason he got to the ball is because he was pulling Cooper away from it. And now Kenny Cooper steps up. This is the Timbers' first. Hakem düdüğünü çalıp işaretini veriyor. Vuruş kullanılıyor. Kalecinin kale çizgisini terk ederek öne çıkışı ve kurtarıştan sonra bir düdük daha. Ve yardımcı hakemin de uyarısıyla penaltı vuruşu tekrarlanıyor. Saved! Flag is up! Flag is up! Goalkeeper Hamid came off his line! It's got to be retaken the penalty! The lines went across from us. Eric Proctor had his flag up saying that Bill Hamid, the goalkeeper, came off his line before Cooper struck the shot. That's got to be a retaken penalty. That's a big call from the linesman. It's the same guy who... Absolutely, no yeah. question. And it's funny, Robbie, you've been around this game. How rarely is that ever enforced? Very, very rarely called. But you look at Hamid, he's on his line. Now he's stepped forward. Now he's jumped 3 or 4 yards away from his goal. Tüm itirazlara rağmen penaltı vuruşunun tekrarı kararı değişmiyor. In economics they call this the prisoner's dilemma. Kenny Cooper went bottom left. Hamid went to that side. Does he switch it up? What does Hamid do? It becomes a mind game now. Between the taker and the 20-year-old goalkeeper Bill Hamid. Go for power. Put your foot behind the ball from 12 yards and hit his own. Bir kez daha herkes yerinde ve penaltı tekrarlanıyor. As you can. Ben Olsen's not happy, as you would well imagine. Another save, and again the flag is up!
It's going to be retaken a second time. Unbelievable. Kaleci yine öne çıkıyor ve yardımcı hakemin uyarısı var. Hakem düdüğünü çalıyor. This is unbelievable. I mean, Hamid's going absolutely crazy. DC United are losing control. It's going to be a yellow for Hamid for arguing. Now the question is, do you keep Kenny Cooper on it or do you change it? That's twice now the goalkeeper saved again. Here's the same kick. Hamid jumps off his line again. He takes two or three yards. Steps forward. Görüldüğü gibi ve tıpkı Melo gibi öne çıkan kaleci ve ihlal edilen kurala karşı yapılan yoğun itirazlar ama penaltı vuruşunun üçüncü kez tekrar edilmesini isteyen hakemler. All kinds of dissent. And here's what's happened, by the way. As we're looking at the replay, John Spencer is out, and he's telling Kenny Cooper it should be Jack Jewsbury to take. Cooper's furious. He definitely wants to take it again. And John Spencer's barking at him from the near sideline, saying, you step away, it's going to be the captain, Jack Jewsbury. And they're still talking about it. This is fascinating. He's telling Kenny Cooper to leave it alone. I think that's good coaching by John Spencer. Jack Jewsbury is too. Ve ikinci defa tekrarlanan, üçüncü kez kullanılan penaltı vuruşu ve gol. This year, trying to make it three. There you go. İşte kural bu, uygulama da bu. Kanal 23 olarak Türkiye'de yapılan uygulamayı tartışanlara, penaltıyı tekrarlatmayanlara ve tekrarlanmayacağını söyleyenlere ithaf ediyoruz bu görüntüleri. He does that, the Timbers are back in the game. If in doubt, get your foot behind the ball and hit it as hard as you can. And Jewsbury does the very thing. Mohamed's going. Evet, bu görüntüler her şeyi anlatıyor. Hakem olmak için mangal gibi yürek lazım. Adalet dağıtıcı olmak lazım. Kurallara uygulayıcı olmak lazım. Efendim, buradaki görüntülerde gördüğünüz gibi 3 kez kullanılan penaltı, 2 kez iptal edilen gol kararı var. Şimdi burada aynı şartlarda kaleci kale alanını ihlal ediyor. Penaltıda ne der? Penaltı vuruşunda kalecinin hareket alanı neresidir? Eskiden yoktu ama son uygulamalarda kale çizgisi üzerinde sağa sola gidip gelebilir. Eskiden hareket edemezdi kural. Evet. Ama o kural değişti. Kale çizgisi üzerinde sağa sola hareket edebilir ama öne doğru çıkıp kendine avantaj sağlayamazdır. Burada kaleci ilk vuruşta avantaj sağlıyor mu? Sağlıyor. Peki hakemlerin durduğu yere dikkat ettiniz mi? Hakemlerin durduğu yer, yardımcı hakemin biri çizgide, birisi de 18 çizgisi üzerinde. Yani maçın hakemi futbolcuların ceza alanına girip girmediğini kontrol ederken yardımcı hakem de topun çizgiyi geçip geçmediğini veya kalecinin ihlal yapmadığına dikkat ediyor ve aslanlar gibidir. Kaleci ihlal ettikten sonra bayrağını kaldırıyor, hakemini uyararak golü iptal ettiriyor. Evet, hakem bu olsa gerek işte. Bu hakemin yönettiği maçta herhalde kimse adaletsizlikten bahsedemez. Peki Eraspor'da ne oldu? Eraspor'da Melo kaleye geçti. Tam vuruş kullanılacak. Göksu topun üzerine geldi ve Melo en az 1-1,5 metre öne doğru çıktı ve Göksu'nun kullandığı köşeyi iyi tahmin etti. Topu çıkardı. Ne yapılması gerekirdi? Penaltı vuruşunun tekrarlanması gerekirdi. Peki aynı vuruşu aynı şartlarda Galatasaray kullansa, tüm kaleye geçse, topun başına da Galatasaraylı bir futbolcu gelse ve tüm ihlali yapmış olsa, acaba maçın hakemi oyunu devam mı ettirirdi yoksa vuruşu tekrarlatır mıydı? İşte bu da büyük takım farkı olsa gerek diye düşünüyoruz. Burada kural ihlali var mı? Burada evet, kural ihlali olmuş olsa oyun tekrarlanacaktı ama hakemin yorum hatası var. Nasıl ki penaltıyı vermek veya vermemek hakemin kararıysa, orada oynatmak oynatmamak da hakemin kararıdır ama hakem hata yapmıştır. Bu hatadan dolayı belki hakem MHK tarafından cezalandırılır ama
Eraspor'un puanı da gider değerli izleyenler. Hocam bilmiyorum, benim yorumum böyle. Evet, doğru. Burada aslında ben izleyenlerimize şunu söylemek istiyorum. Bakın toplumdaki tartışma da şu şekilde. Merkus Merk bunu söyledi. Erman Toroğlu şunu söyledi. Veyahut da bir başka işte eski hakem şu yorumu yaptı. Onların da fikirleri birbirini tutmayabilir. Ama bizim bakacağımız tek konu var. O da futbol oyun kuralları. Şimdi Merkus Merk diyor ki dünyadan 10 tane hakem getirseniz bu penaltıyı tekrarlatmaz. Niye tekrarlatmasın? Abi bir de kabul ediyor. Desin ki hayır, Melo çizgideydi efendim. Topa vurulunca kadar çizgideydi. Ama hem Melo'nun çizgiyi topa doğru, penaltı noktasına doğru ihlal ettiğini söyleyeceksiniz. Öne çıktığını kabulleneceksiniz. Hem de hakem penaltıyı verdi, daha ne yapsın? Ne yaptığını örnekle biz ekranlarımıza getirdik. Evet. Dediğiniz gibi hakemde yürek lazım. İşin bir başka yönü de maçın öncesinde sevgili Mehdi ile onu konuşurken dedik ki hakem cesur olmalı, etkide kalmamalı. Burada hakem Özgür Yankaya o penaltıyı vermeye cesaret etti ama tekrarlatmaya cesaret edemedi. Alacağı eleştirilerden, Fatih Terim'den göreceği tepkiden, Galatasaray camiasından göreceği tepkiden korktu. Çünkü evet, ulusal basında hala buna rağmen kural değişsin diyenler var. Yani bu kadar cahillik olmaz, bu kadar trajikomik bir olay olmaz. Eğer oyun kuralı penaltının atış şeklini, vuruş şeklini belirtmişse o zaman mesele kalmamıştır. Kurala uygun hareket etmeniz lazım. Herhangi bir oyunun kuralını ihlal ettiğiniz zaman o oyun amacına varıyor mu? Ulaşmıyor. Hayır. Yanlışlık burada. O yüzden Merkus Merk'in yorumu beni ilgilendirmez. Bir başkası ilgilendirmez. Doğru örneğini biz Amerikan Ligi'nden getirdik ekranlara. Futbol severler bunu bilsin. Ha bu hakemin hatası. Niye? Çünkü gitmiş penaltı noktasında penaltı vuruşunu yapacak futbolcunun hizasında duruyor. Arkadaşım orada durmakla sen neyi görüyorsun? Evet. Bir tek görürsün, o da top penaltı noktasına konuldu mu konulmadı mı? Onu zaten sen 2 metre geridin de görürsün. Erman Torun'un gidip kale arkasında durduğunu, kalecinin çizgi ihlal etmediğini, kale arkasından izlediğini Erman Torun'un hakemliğini izleyenler bilirler. Bakın hakemlerin duruş yeri mükemmel. Birisi cezanın dediğiniz gibi ön çizgisi ve ceza alanı yayına futbolcuların girmemesi için orada durmuş. Diğeri de çizgiyi almış ve kalecinin ihlal ettiğini gördüğü zaman yardımcı hakem bayrağını kaldırarak hakemini uyarıyor. Merkus Merk'i ben de dinledim. Tabii bizim yorumlarımızdan sonra dinledim. Diyor ki hayır, yardımcı hakem burada izin vermez. Merkus Merk'i o da bir hakem. Onun her dediği doğru değil ve yorumları tabii ki Galatasaray'dan yana. O yüzden Elazığspor Yönetim Kurulu burada hakemin bu kuralı uygulamamasından şikayetçi olmalı. Sayın Vural 27 yıllık teknik direktör. Bu kural hatası değil, hakemin hatası. O yüzden de Elazığspor yönetimine yani bu ulusala da düştü. Elazığspor yönetimine başvuracakmış, yönetim değerlendirecekmiş ve bunu ulusala göndereceklermiş. Tabii yönetimde futboldan anlayan birisi olsa, futbol şube sorumlusu ya da genel menajer veya bir başkası der ki hocam bu futbol oyun kurallarına göre kuralın ihlali değil ama penaltı vuruşunu doğru yaptırmadı hakem, tekrarlatması gerekirdi. Onu söyleyip Elazığspor'un bu manada federasyona falan gülüş duruma düşmemek için şikayetini önler, itirazını önler. Ama ne yazık ki ulusal basında Elazığspor itiraz edecek diye bu haberde yer aldı. Hocam futbol oyun kuralları diyor ki penaltı top ve oyuncunun pozisyonu. Evet. Penaltı noktasına konulur top. Vuruşu yapacak oyuncu açıkça belirlenir. Evet. Savunmadaki kaleci vuruş yapılıncaya kadar, evet, kale direkleri arasında kendi kale çizgisi üzerinde yüzü vuruşu yapacak oyuncuya dönük durumda bulunur. Evet, arkasında dönemez ama evet, oynayabilir. Diğer bütün oyuncular oyun alanı içinde, ceza alanı dışında, penaltı noktasının gerisinde, penaltı noktasına en az 9-15 mesafede bulunurlar. Tabii o 9-15'i belirleyen de şu, ceza alanının ön çizgisinin dışında, evet, duran futbolcular tamam ama ceza alanının yayının penaltı noktasına 9 metre 15 santimetre uzakta olduğunu tespit etmek için var. Ceza alanı yayının çiziliş nedeni bu. Başka hiçbir nedeni yok. Penaltı vuruşu sırasında penaltı noktasının ceza alanına yayını, o aradaki mesafe 9-15. Penaltı vuruşu yapılırken bütün futbolcular yayın ve ceza alanının dışında olmalılar. Vuruşu yapan oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse hakem vuruşa izin verir. Top kaleye girerse vuruş tekrarlanır. Neden? Kaleci oyun kurallarını ihlal ederse, evet, hakem vuruşa izin verir.
Top kaleye girerse gol yapılmış olur. Evet. Top kaleye girmese vuruş tekrarlanır. Vuruşu yapanın takım arkadaşı oyun kurallarını ihlal ederse kalem hakem vuruşa izin verir. Top kaleye girerse vuruş tekrarlanır. Evet, yani burada kuralı ihlal eden futbolcunun aleyhine davranıyorsunuz. Burada kaleci Melo kuralı ihlal etti. O zaman gol olmamışsa Melo'nun cezalandırılması için ne yapılması lazım? Penaltı vuruşunun tekrarlanması lazım. Ama Göksu Melo öne çıkmasına rağmen topu sağ taraftan gol yapsaydı ne olurdu? Melo ihlali yaptı ama burada ihlali yapan futbolcunun cezalandırılması için golün verilmesi lazımdı. Biraz evet. Önce örnek pozisyonda evet. Biraz önce ekrana getirdiğimiz o maç. Pozisyonda evet. Penaltıyı kurtarıyor. Evet. Hata yaparak yani evet. ileri çıkarak kurtarıyor. Hakem devam ettiriyor. Evet. Top avantaj yani o gol olsa bekliyor. Gol olsa golü verecek. Tabii verecek. Kaleci cezasını çekmiş olacak. Penaltı vuruşu. Yalnız hocam ben burada bir şey hocam şunu da söyleyeyim ben. Özgür Yankaya bakın hakemlik yaptığımız için bunları rahat değerlendirip konuşuyoruz. Yıllarca biz oyun kuralları kitabını kendi futbolcularımıza Sayın Melengiç bilir. Bizimle çalışan futbolcularımız da bilir. Sezon başında biz hazırlık döneminde oyun kurallarını tek tek alıp futbolcularımıza öğretirdik ve bunun avantajlarını yaşardık. Özgür Yankaya gidip Melo'ya bak cezanında top vuruluncaya kadar cezanın ön çizgisini terk etmeyeceksin, öne çıkmayacaksın diye bir uyarı yapsa Melo belki buna uyardı. Ne ona bir ikaz yaptı, ne gelip cezanın yayındaki veya çizgisi dışındaki futbolculara bir ikaz yaptı. Ama ekrana getirdiğimiz örnek maçta hakem zaten hem o futbolcuları uyarıyor hem de öylesine yer alıyorlar ki ihlali önlemek için. Efendim işte herkes penaltıda öne çıkıyormuş da bu nedenle de hakem bunu değerlendirmemeliymiş. O zaman oyun kurallarını niye koydunuz? Niye koydunuz? Evet. Hocam peki burada yardımcı hakem penaltı nokta atırırken durduğu nokta önemli. Evet. Niye oraya gider? Görevlerinden biri bunu tespit etmek değil midir? Tabii. Hocam tüm iş cesaret. Bunun dışında dördüncü evet. hakem ne işi var? Duruş yeri kesinlikle yanlış bir laf. Özgür Yankaya'nın aldığı pozisyon yanlış. Hayır, Özgür Yankaya hatalı. Topun hizasında duruyor. Kabul. Yardımcı hakemin bulunduğu yardımcı pozisyon. Yardımcı hakem çizgide zaten. Mi? Çizgide doğru yerde duruyor da ama bu konuda Özgür lazım. Yankaya'yı uyarmıyor. Bakın buradaki yardımcı hakemi gördük. İhlali görür görmez tabii penaltı vuruşunun yapılmasına müsaade edeceksin sen. Vuruş yapılacak. Dediğim gibi gol olursa zaten golü vereceksin ama kaleci kurtardı. Hemen anında yardımcı hakem bayrağı çekti. Evet. Hem de iki kez. Üç defa penaltı kullanıldı ve gol oldu. Hakem verdi. İşte hakem bunlar. Türk futbolundaki hakemler, yorumcular, teknik adamlar, futbolcuların özelliklerini görüyoruz. Alın değerlendirin. Futbolda olduğumuz yeri de siz tespit edin işte. Yazık evet. günah. Peki. Geride kaldı. Öyle veya böyle Elazığspor'un bir puanı. Ha tekrarlansa tekrar atabilecek miyiz veya gol olacak mı olmayacak mı o ayrı bir konu ama burada yapılan fahiş bir hakem hatasını biz gündeme getiriyoruz. Bu hakem hatası ne yazık ki Galatasaray lehine tecelli etmiştir ve bunun tekrarı yoktur. Tekrarı evet. olmaması için de Elazığspor'un gol atması lazım bundan sonraki verilen penaltılarda. Evet. Çünkü bu kaçırdığımız ikinci penaltı. Geçtiğimiz haftada zaten İstanbul Büyükşehir maçında kaçırdığımız penaltı sonrası gol yemiştik. Bir sıkıntı var. Penaltı istemiyoruz. Gol istiyoruz. Peki ulusal yaygın medyaya nasıl yansıdı bu maçın sonuçları? Orada nasıl yorumlar geldi? Hemen sevgili arkadaşlarım Hakan Can'ın yorumunu ekranlara getirirseniz biz de onun hakkında yorum yaparız. Hakan Can, fanatik. Galatasaray'ın yarım düzine gol atarak alacağı 3 puanı Melo'nun penaltı kurtarışıyla kazanacağını söyleselerdi inanmazdım. Maç Özgür Yankaya'nın Melo yarım metre öne çıkmasına rağmen atışı tekrarlatmamasıyla değil Brezilya'nın kurtarışıyla hatırlanacak. İlk 15 dakikada Köksal Galatasaray'ın sol kanadını esir aldı. Amrabat ve sol stoper Kris'in Riera'ya yardıma hiç gelmemesi, İbre'yi Elazığspor'a çevirse de Sarı Kırmızılar 15 dakika sonrasında oyunu dengeledi. Yekta bir ön liberonun nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Elazığspor defansının bütün arızalarını ortaya çıkarırken, ikinci yarıda İveşa'nın hatasında golünü yaptı. Elazığspor'un son haftalardaki yıldızı Aydın, Sabri'nin bölgesinden hiç gelemedi. Sabri hücumda da çok faydalıydı. Elazığspor düşme adayı gibi bir performans sergilerken, stoper Görkem ve genç Serdar çok iyi oynadı.
Evet, Hakan Can'ın yorumu böyleydi. Hakan Can bizim söylediklerimizden farklı bir şey söylemedi. Elazığspor tesislerine gelmesini almazlar. Çünkü eleştirmiş. Ama Görkem'le Görkem'in iyi oynadığından bahsetti. İveşya'nın iyi oynadığından bahsetti. Bu da defans oyuncularının ikisi de iyi oynamışsa bu da demek Galatasaray çok üzerimize gelmiş demektir. Hemen zaman geçirmeden diğer yorumcuları da almak istiyorum. Bakalım Mehmet Demirkol ne demiş bu maç hakkında? Evet sevgili Doruk, Mehmet Demirkol. Fanatik. Bir 10 numara penaltı kurtarırsa efsane olur. Hakem de 3 adım öne çıksa bile penaltıyı iptal edemez. Dünkü maç Melo'nun efsane olduğu bir maç olarak hatırlanacak kuşkusuz. Biz güne bakalım. Yılmaz Vural'ın takımını son haftaların Galatasaray'a ilaç oyunuyla sahaya sürdüğünü söyleyebiliriz. Savunmaya değil, orta sahaya baskı, kapılan topları iki savunma kanadının arkasına gönderme. Ancak Engin'in fizik olarak dökülmesinin de yardımıyla bunu belli bir oranda yapabilmelerine rağmen fizik ve yetenek olarak zayıf kaldılar. Mehmet Demirkol'dan ön plana çıkan ise Galatasaray'ın istediği futbol oynadığı Elazığspor'un bir de fizik olarak zayıf kaldılar. Uğur Hocam, Sayın Demirkol böyle söylemiş. Ne diyeceksiniz? Şimdi tabii demin de söylediğim gibi yani maçı direkt ben çıplak gözle izlemediğim için Mehmet Demirkol'un da izlediğini zannetmiyorum. Geldim buraya bilmiyorum ama ben genel itibariyle şu yorumu yapıyorum. Bunu hep beraber yapıyoruz daha doğrusu. Ya işte çıplak gözle izlemek çok farklı bir şey. Ona göre değerlendirmek lazım diye düşünüyorum ve ulusal medyada birçok insanın da izlemeden yorum yaptığını görüyoruz. Onun da izlemeden yapmış olduğu yoruma da ne kadar itibar eder bilmiyorum ama duyduklarımızdan yola çıkarak bakıldığında da söylediklerinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hocam ne diyeceksiniz Demirkol'un yorumları tabii için? Tabii Hakan Can'ın önemli, Görkem'le Serdar'ı ön plana çıkarıyor. Hadi Serdar penaltı yaptı da hareket getirdi ama Görkem'i görmese, onun oyun alanının bütününü görmese dahi en azından topu oyuna sokuşta ve yaptığı müdahalelerde Görkem'in ne kadar kritik müdahaleler yaptığını görür. Yılmaz Vural'a duyurulur hocamıza. Onu söyleyelim. Hani biz söylemiyoruz sadece. Dışarıdakiler de söylüyor. Haklısınız. Mehmet Demirkol'un farklı yorumları vardır Sayın Menengiç. Hep bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Evet. Burada kamuoyu huzurunda da söyleyelim. Onun bakış açısı hocam belki teknik taktik anlamda saha yayılış biçiminde oyun alanının bütününü görmek. Hep aynı fikirdeyiz. Onu söyleriz. O yüzden de kararlı olsa bile deplasmana gider geliriz biz. Televizyonda maç zevkle yorum yapmayız. Ama bir takımın fizik olarak güçsüz kalışını, düşüşünü izlemek için televizyonda yeterli. O yüzden ben katılıyorum Sayın Demirkol'a. Evet. Peki benim okumadığım yazarlardan Ömer Üründül ne demiş? Çünkü o da sigara içmekten maç izlemeye pek fırsat bulamaz ve bütün maçlarda hemen hemen aynı yorumu yapar. Bakalım Ömer Üründül nasıl bir yorum getirmiş? Ömer Üründül, Sabah. Elazığspor'da işler kötü gidiyor. Tüm Aydın ve Köksal gibi oyuncular sahada yoklara oynadı. Bu kadar formsuz oyuncular varken Yılmaz Vural Serdar'ı nasıl bu kadar geç kullanır anlamak mümkün değil. Ayrıca bu tip bir takım savunmasıyla ligde kalma mücadelesinde çok zorlanır. Üründül beni mahcup etti. Benim yorumlar, bizim yaptığımız yorumları yapmış. Demek ki maçı dikkatli izlemiş diyeceğiz. Hocam, Ömer Üründül. Evet. Sadece Köksal'ı alın kenara koyun. Çünkü Köksal şu maçta Elazığspor'un en etkili ismi ama Yılmazcı onu yeni değiştirdikten sonra durdu. Evet. Onu bir kenara alın. Belki Aydın'la Köksal'dan önceki haftadan ismini duyduğu için beklentisi büyüktü, onu göremedi. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Takım savunması diyor. Bakın dörtlü savunma demiyor. Takım savunması derseniz Tüm rakibi kovalamıyor. Zaki kovalamıyor. Sezer kovalamıyor. Fabert kovalamıyor. Bu kadar adam kovalamazsanız takım savunmanızda zaaf var demektir. Doğru tespittir. Bilikay yarıya tek başına kovalıyor. Yani işte. Yani o zaman buna tek başına kovalıyor. Bilikay gelenleri tek başına kovalıyor. Uğur Hocam. Var mı yorumunuz Ömer? Ya tabii Serdar hakkındaki düşüncesi genel itibariyle çok doğru bir düşünce. Niye yani bu kadar geç kaldınız diyor. Niye baştan oynatmıyorsun? Evet.
ya bir de sanki zorunlulukmuş gibi. Yani hani birinci bölümde de söylediniz, Zaki'nin değiştiğini, sakatlıktan kaynaklanması. Şimdi doğrusu ben Serdar hani oyun alanının kenarına geldiğinde turnuva değişebileceğini hiç ihtimal vermedim. Çünkü beklemiyordum böyle evet. bir şey. Yani turnuvadan vazgeçmez o Demirbaş'tır diye düşünmüştüm ama en azından hatanın zararını neresinden dönersen kârdır düsturuna yola çıkarsak doğruyu da yaptı diyebiliriz yani. Evet. Peki Rıdvan Dilmen herkesin beğendiği bir yazar tarafsız yorumlarıyla ki o da tarafsızlığını son zamanlarda Aykut Uslu'nu da biraz kaybetmeye başladı aslında. Arkadaş hatırı biraz ağır bastı gibime geliyor. Bakalım Rıdvan Dilmen bu maç hakkında neler yazmış? Rıdvan Dilmen, Sabah. Galatasaray ilk 35 dakika iyi oynamadı. Rakibe oynama imkanı verdi ama Elazığ pozisyon üretemedi. Golden sonra Elazığ takım savunmasını bıraktı. Galatasaray'ın 5-6 net pozisyonunda herkes gol kaçırdı. Yarısını atsalar son 15 dakika rejenerasyon antrenmanına dönecekti. İkinci yarının ortasında Elazığ'ın bir tane pozisyonu var. Murat Kayalı vuramadığı gibi Sinan'ı da bozdu. Bence pozisyon penaltı, kırmızı kart yanlış. Bariz gol şansı yok. Açısı da net değil. Sarı kart olması lazım. Topa gidiyor. Futbolcunun adresine çarpıyor. Göksu penaltıyı atarken Melo zarf attı. Kalenin sağını açtı. Rakibine oraya at dedi ve oraya atladı. Bir nebze ileri de çıksa tekrarlanması lazım. Göksu'nun kullanması ilginç tercih. Oyun orada çok durdu. Bu tür maçları daha fazla oynamış, deneyimli bir oyuncu kullanabilirdi penaltıyı. Evet, satırın üstünde Ömer Ödüllü yazıyordu ama Rıdvan Dilmen'in yorumuydu. Az önce tebrik ettiğim spor servisimiz bu sefer kınıyorum şiddetle hatasından dolayı. Rıdvan'ın yorumu böyleydi. Sevgili Rıdvan tabii kendine göre tespitlerini yapmış, yorumunu yapmış. Tabii Göksu'nun kullanması doğru muydu, yanlış mıydı? Bir yanlış daha vardı, o da şu ekranlara yansıyan bir yanlış. Sezer Badur'la Göksu'nun arasında yaşanan bir tartışmaydı ki penaltı kullanım hususunda. Dün ben Lig TV'nin bir gün sonraki görüntülerinde izledim net bir şekilde. Sayın Yılmaz Vural Göksu kullansın diyor kenardan ki teknik heyetin buradaki tercihi geçerlidir. Doğru olanı budur. Sağ içinde ise Sezer Badur'la Göksu tartışmasını Köksal'ın ve Bilikan'ın önlediğini görüyoruz, yatıştırdığını görüyoruz. Bu tür tartışmalarda yanlış. Penaltıyı kullanacak futbolcunun da motivesini bozuyor diye düşünüyorum. Hocam hemen çok kısa vaktimiz de azaldı. Rıdvan için ne diyeceksiniz? Geçen yıl böyle bir tartışma gördük mü? Yok. Evet. İşte sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Yeras Pınar'ın sıkıntısı bu. Rıdvan Dilmen'in hani kırmızı kart değil. Zaten biz fikrimizi söyledik. Elazığspor açısından da değil. Objektif değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama tabii katılmadığım yönleri var. Onun yanı sıra da biz söyledik maçın ardından hemen hiçbir yoruma değinmeden. Çok uzadı hocam. Melo kaza giydi, eldivenini giydi. O arada Mustafa'nın tedavisi falan yapıldı. Evet. Ama Sayın Vural'a bir eleştiri getiriyorum burada. Orada Köksal'ı eğer penaltıcı olarak belirlemişsen değiştirme hocam. Kim ne derse desin değiştirme. Son anda değiştirirseniz ki Göksal'sın Göksal'sın diye dediği gibi Sayın Menenk için Lig TV bunu ekrana yazı yazarak da getirdi açık ve net. Değiştirirseniz bir takım sıkıntılar olur ama Göksu kötü de vurmadı. İhlal nedeniyle gitti. Yoksa biz Göksu'nun penaltılarını söyledik de zaten. Evet Uğur hocam iyi bir Uğur Rıdvan Dilmen izleyici takipçisiniz. Sizin evet, Rıdvan Dilmen'in yani, yorumları hakkındaki görüşünüz nedir? Yani yorumlarını genel itibariyle beğenirim. Penaltı nokta atışı konusunda yani Göksu'nun evet vuruşu. Vuruşu. Göksu'nun kullanmasını ben yadırgamıyorum. Gayet normal. Çünkü şimdiye kadar biz onun çok penaltılarını izledik. Çok gördük. Onun kullanması gayet normaldi. Normaldir. Kaçırmayan adam mı var yani? Herhalde hayatı boyunca hiç kaçırmadan futbol hayatını bitirmiş adam pek yoktur diye düşünüyorum ama çok azdır veya. O düşüncesine katılmıyorum. Onu söyleyeyim yani. Onun evet. dışında genel itibariyle söylediklerine katılıyorum. Evet değerli izleyenler. Hakem eskisi mi diyeyim, eski hakem mi diyeyim. Serdar Tatlı da köşe yazıyor, yorum yapıyor. Serdar Tatlı'nın yorumu nasıl? Bir de ona bakalım. Serdar Tatlı.
fanatik. Temposu düşük, seyir zevkinden uzak, kalite bakımından bakıldığında 88. dakikaya kadar sıkıcı bir maç izledik. Eldiveni Melo'nun takıp penaltıya kalecilik yapması ve kurtarması belki de maçta konuşulacak tek pozisyondu. Özellikle Elazığ taraftarlarının sinemada film izler gibi sessizlik içinde olmaları, iki takım oyuncularının sportmenlik dışı davranışlarından uzak oyun oynama düşünceleri, Özgür Yankaya'yı genel anlamda maç içerisinde bir sıkıntıya sokmadı. 58. dakikada Aydın Yılmaz, Elazığ ceza alanında ortaya gönderdiği topta Bilika açık ve doğal konumundan uzak olan koluyla oynadı. Karar penaltı olmalıydı. Devam kararı belki de bu karşılaşmada Özgür Yankaya adına tartışılacak en ciddi pozisyonlardan biriydi. 88. dakikada Mustera zamanlama hatası yapıp kontrolsüz bir davranışla Serdar'ı yere indirdi. Özgür Yankaya'nın penaltı kararı doğruydu ancak Mustera'ya gösterdiği kart kırmızı değil sarı olmalıydı. Çünkü pozisyonda hem topa sahip olma yok hem de 3 Galatasaraylı oyuncu kaleye daha yakın konumdaydı. Galatasaray'da kaleye Melo geçti. Hem penaltı sırasında hem de geri kalan dakikalarda kale arkasındaki Taferal'dan almış olduğu direktiflerle o kısa sürede başarılı bir kalecilik yaptı. Evet, Serdar Tatlı'nın neden genç yaşta hakemliği bıraktığı da bu yorumdan anlaşılıyor değerli izleyenler. Yani hakemliği bıraktıktan sonra köşe yazarlığı yapanlar arasında şöyle bir fark var. Kendi ekürüsündense hakem onun hiçbir hatasını görmüyor veya dile getirmiyor ama kendi grubu dışındaysa yerin dibine batırıyor. Bu hepsi için geçerli. Bünyamin Gezer için de geçerli. Erman Toroğlu için de, Ahmet Çakar için de. Demek ki Özgür Yankaya ile Serdar Tatlı'nın bir bağı var, arkadaşlığı var ki her şeyi doğru görmüş ama maçın kaderini etkileyen Özgür Yankaya'yı başarılı olarak nitelemiş. Bu da onun yorumu. Bilmiyorum hocam ne diyorsunuz? Hocam Melo en azından bir ihlal yaptı desin ya. O pozisyona evet. Değinmiyor bile. Dünyanın konuştuğu bir konuyu hiç gündeme getirmemiş ve Taferal nasıl cezalarına girer oyun alanına girer, kale arkasından taktik verir derken Taferel'in yardımıyla Melo çok başarılı bir kalecilik yapmış. Bunu söylüyor. Ha. Serdar Tatlı'yla Elazığspor hiçbir maç kazanamamıştı. Bizim en son 5-3'lük maçımızda penaltımızı vermedi. Güvenç Kurtar hala herhalde beddua ediyordur Serdar Tatlı'ya ve bize hiç uğurlu gelmeyen bir hakem. Evet, Uğur hocam gibi. Uğurlu gelmeyen hakem dedi. Uğur hocama söz gitti. Çok kısa. Yani yorumunda sadece bir kısmı alacağım ben. Belki ceza alacak mı almayacak mı bilmiyorum ama Tafer'in orada bulunması hatalı. Ceza alması lazım. Ceza alması gerekiyor. Kural hatası maç tekrarlanır. Evet. O kadar da değil yani. Yani orada bir ceza alması gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum alacak. Bu konuda bir işlem yapıldı mı. Yanlış sadece orayıcımız da çekmiş almış. Yanlış yani. Yere park etmekten park cezası alacaktır hocam. Evet, son olarak Tunç Kayacı'nın bir yorumu vardı. Onu da hemen çok çabuk çünkü 47. dakika diyor sevgili yönetmenim. Tunç Kayacı'yı hemen ekranlara getirelim. Bir cümleyi de onu özetleyelim sevgili Doğru. Tunç Kayacı, fanatik. İlk 45 dakikada Şampiyonlar Ligi oynayan bir takımın, lig sonuncusu bir takım karşısında sadece Melo ile tek bir gol girişimi oluyorsa düşünmek lazım. Elazığ Spor özellikle sağ kanattan etkili ataklar yaptı ama 3. bölgede Zaki ve Tum'un yetersizliği nedeniyle aradığı golü bulamadı. Kısaca ilk 45 dakika Yılmaz Vural'ın istediği gibi geçti. Köksal'ın performansına ayak uydurabilen birkaç oyuncu ihtiyacı vardı sahada. İyi ve hazır bir Sinan Kaloğlu ile soyunma odasında önde bile gidebilirdi Gakkoşlar. İkinci yarı Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynadı. Rakip ceza alanına çok rahat girdi ve etkili de oldu. Golün ardından rahatlayan Galatasaray, Elazığ Spor orta alanının adeta çökmesiyle rakip ceza alanı içinde farkı artırabilirdi. Ancak son vuruşlarda beceriksizdiler. Yılmaz Vural hamlesini hemen golü yedikten sonra yaptı ve Sinan Kaloğlu'nu oyuna soktu. Aslında dün Elazığ Spor ilk yarıda Tum ve Zaki'nin etkisiz futbolları nedeniyle 9 kişi oynadı. Zaten Vural da bir yere kadar sabretti ve sonunda bu ikiliyi dışarı aldı. Son dakikada penaltıyı değerlendiremeyen Elazığ Spor ayağına gelen bir puan fırsatını tepti. Evet.
Evet, Uğur hocamın dediği bu olsa gerek. İşte gelip burada çıplak gözle maçı seyreden Tunç Kayacı'nın objektif yorumu Uğur hocam, bir cümle. Yani Tunç Kayacı hakikaten Anadolu takımlarını takip eden bir gazeteci yazar. İzliyor. Yorumları da eminim doğrudur yani, çünkü dediğim gibi ben izlemediğim için tam doğru. Yani o çok net zaten. Fakat birazcık da hani belki konuyla çok alakalı değil ama televizyondan izlediğim kadarıyla Fatih Terim'in ağzından çıkan kelimelerin neden değerlendirme dışı tutulduğunu anlamak da mümkün değil. Ona da içimde dert olurdu söylemeseydim. Onu da söyleyeyim. Evet hocam. Tunç Kayacı yorum yapmış. Çok kısa. Tunç Kayacı yani. Sinan Kaloğlu iyi ve hazır bir Sinan Kaloğlu. Olursa iyi ve hazır Sinan Kaloğlu. Biz de aynı fikirdeyiz. Tunç Kayacı'yı söylüyoruz. Tunç Kayacı da çok doğru tespitte bulunmuş ama hani Elazığspor 9 kişi oynadı diyor. Daha ne desin ki? Ama onlara ancak bu kadar sabredebildi. Hayır hocam. İşte hayır Sayın Kayacı. Sakatlıktan Sayın Vural bir önceki maçta da ikisini birden yine geriye almıştı. Oyundan çıkarmıştı ama her hafta sabretmeye devam ediyor. Ben diyorum ki hocam yeter. Artık gençlere yer ver. Evet sevgili Doruk, hemen gazete manşetlerini peş peşe getirelim bakalım, ulusal medyada bu maçın nasıl yankı bulmuş, nasıl yer bulmuş. Bir de manşetlere bakalım. Evet, Melo Air demiş, Melo Air olarak değerlendirmiş. Geç. Hemen bakıyoruz. Bir sonraki gazetede nasıl bir yer var? Devam ediyoruz çabuk çabuk. Foto maçta Mükemmelo demiş. En iyi manşet olarak evet, değerlendirildi. Melo 92'de kaleye geçti, penaltı kurtardı. Mükemmel o. Devam ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. Burada yorumlar var. Buraya geçiyoruz manşetleri değerlendirdiğimiz için. Zirvenin kurtuluşu demiş. Bu hangi gazete hocam? Fanatik olsa gerek. Fanatik olsa gerek. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen zirvenin kurtuluşu. Kazanan haklıdır. Fatih Terim'in yorumu. Bu hareket tribünlere değil. Burada da bunu söyleyelim. Bakın tabii, oradaki fotoğraftan bile belli. Soyunma da yedek kulübesindeki arkadaşlarına yapıyor. Seviniyorlar. Seviniyor. Evet. Devam ediyoruz. Kazanan haklıdır Fatih Terim'den. Evet, sürpriz kadro fanatikten bir rotasyon. Diyorum. Burada rotasyonu anlatıyor. Hamit maç kadrosuna alınmadı. Chris, Sabri, Engin isimler 11'de görev yaptı ki bunlar potansiyel tehlike olan Galatasaray için isimlerdi. Değerlendiremedik. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Pahalıya patlıyordu. Demiş Terim, kaçırdıkları goller nedeniyle 3 puanı zor aldıklarını söyledi. Yine Terim'in yorumu burası. Devam ediyoruz. Evet, devam etmiyoruz. Sayın Bural'ın patlıyordu. Açıklaması. Bural şansımız yok demiş. Şans dergisi yok. Futbolda elbette şans var ama beceriksizlik daha ön planda. Başka kaldım arkadaşlar. Açın pitbull. Yine pitbull. Bunu Uğur hocamın manşeti herhalde. Bu açın pitbull'u. Geçiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Maçın pitbull'u demiş burada. M çıkmamış. Tamam, bitmiş. Evet, yorum bu kadar diyor. Ama bence ben Markus Merk'in yorum manşetini çok beğenmiştim. Dün Melodram diye evet, bir manşet atmıştı Lig TV'de, Melodram diye. Asıl da Sanikabor Eraspor açısından da manşet bu olsa gerek. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler evet, hocam. Teşekkür ederim. Karabük maçı öncesinde tekrar evet, maç öncesinde buluşmak üzere. Bu arada sevgili Mehdi'ye de teşekkür ediyoruz. Yokluğumuzda maç öncesi evet, ve maç sonrası programında çok iyi partnerlik yaptı hocamıza. Sağ İşte olsun. Biz gençliğe güveniyoruz. Gençliğin başarılı olacağına inanıyoruz. Aynı inşallah güveni başkaları da duyar diye düşünüyoruz. Sevgili Mehdi, teşekkürler, tebrikler. Sağ ol, bizim yokluğumuzda bizi aratmadın. Hatta bizden daha da iyi bir program yaptın. Uğur hocamın ayağını kaydırmak üzeresin. Onu söyleyeyim. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Elbette futbolda dün yoktur. Dün unutacağız. Artık yarın itibaren Karabük maçına bakacağız. Karabük maçı bizim için Galatasaray maçından çok daha önemli. Çünkü Galatasaray maçında biz 3 puan kaybettik. Ama bizim rakiplerimizin maçında kaybedeceğimiz puanlar çok daha önemli. O nedenle de bu maçı unutuyoruz ve Karabük maçında Sanikabor Eraspor'a, Yılmaz hocamıza ve futbolcularına başarılar diliyoruz. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın.
Skoda Hürel'in sunduğu telefinali izlediniz.